Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, Sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 40 soru serisinde bugün geldik. ikinci videomuza 40 soruda işlem becerisi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet kitabımızdan da ben size nereleri çalışacağımızı önce hemen göstereyim. 12. sayfadan başlıyoruz arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? 20. sayfaya kadar bugün bu videoda çalışacağız sizlerle birlikte. 40 tane işlem becerisi sorusu çözeceğiz. Bir şeyi 40 defa söylersen olur demiştik. İşte sevgili arkadaşların işlem becerisini de bu şekilde halledeceğiz. Derleyip toparlayacağız, düzenleyeceğiz. Aklında işlem becerisiyle alakalı herhangi bir soru işareti bırakmamak üzere artık bu videonun da üzerine bir çizgi çekeceğiz. Evet Kitabımız 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabı mutlaka ama mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Evet lafı fazla uzatmayacağım. Sizlerle birlikte artık geçebiliriz dersimize. Hadi. Evet gençler şöyle ilk sorumuzla sizlerle başlayalım. Ve ben soruları çözerken sana bu soruyu işaretleyeceğim, o sorulara mutlaka neden işaretleyeceksin mutlaka kitap bittikten sonra geri dönüp bakman için sınava kadar o sorular, o sorular kayıtlı dursun arkadaşlar ve mutlak surette sınava girmeden önce bakman gereken sorular olarak işaret koyduracağım o işaretlediğim sorular bizim için çok ama çok değerli olacak aklında bulunsun haberin olsun biz ilk sorumuzu çözmeye başlayalım. Öncelikle bize demiş ki x, y ve z ardışık tam sayılar olmak üzere x küçük y küçük z eşitsizliği veriliyor. Şimdi bunlar ardışık tam sayılarmış arkadaşlar ve x y'den y'den z'den küçükmüş. E şimdi ardışıklar aralarında kaç fark vardır? Tabii ki bir fark vardır. Dolayısıyla ben y'yi x artı 1 olarak düşünebilirim. Z'yi de x artı 2 olarak düşünebilirim. Ya da sen farklı bir çözüm metodu uygulayarak buna 1 buna 2 buna 3 diyerek çözüme ulaşabilirsin. Devam edelim x sayısı 2 çarpı z eksi x ve y eksi x'in çarpılmış. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi z'den x'i çıkaracak. Bak z neydi? x artı 2. Bundan x'i çıkarırsan 2 kalacaktır. Bak burası 2. Bir de y'den x'i çıkarmış. x artı 1'den x'i çıkarır. Sanki burası da 1 olur. Yani 2 çarpı 2 çarpı 1'den x'in biz 4 olması gerektiğini çok net anladık. x 4 ise eğer... Bundan bir büyük olan y 5'tir ve bundan bir büyük olan z de 6'dır. x bu, y bu, z de bu. Şimdi benden x artı y artı z toplamı sorulmuştu. Bunları kısa yoldan kolayca toplayabilirsin. Nasıl yapacaksın? Ardışık 3 tane olduğu için ortadakini e, terim sayısıyla çarparsın. Yani 3 çarpı 5'ten doğru cevabın 15 olması gerekiyor. O halde doğru cevap B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Böylelikle ilk sorumuzu çözdük. Hayırlı olsun diyelim ve devam edelim ikinci soruyla. ABC ardışık tam sayılar ve A, B'den BDC'den daha küçük. 1 eksi 1 bölü A çarpı 1 eksi 1 bölü B. 1 eksi 1 bölü C bunların çarpımı 7 bölü 8 eşit olduğuna göre A artı B artı C toplamı soruluyor. Şimdi hemen ne yapmamız gerekiyor ben sana bundan bahsedeceğim. Önce sevgili arkadaşım şunu yapacaksın. Burada hani şu bileşik kesre çevirme muhabbeti vardı ya. Yani şunla şunu çarpıyordum üzerine 1 çıkarıyordum ve bölü A diyordum. İşte onu yapacağım. Yani A eksi 1 Bölü a gelecek bu kısımda çarpı şu kısma bakalım aynı şekilde yapacak olursak b eksi 1 bölü b de buradan gelir çarpı şu kısımda 1 ile c'yi çarptım 1 çıkardım c eksi 1 bölü c gelmiş oldu ve bunun da 7 bölü 8 eşit olması gerektiğini gayet iyi biliyoruz pekala şimdi ne yapacağız şimdi şunu yapmamız gerekiyor burada uyanık olacaksın sen a'nın b'den b'nin de c'den daha küçük olduğunu biliyorsun ya. A'ya 1 eklediğin takdirde B'yi ya da B'den 1 çıkardığın takdirde A'yı elde edebilirsin. Bak burada ne yapmış? B'den 1 çıkarmış. Yani burası kaçtır aslında? A'dır. Yani ben burada B-1 ile A'yı C'den 1 çıkarınca da B'ye eşit olduğunu bildiğim için C-1 ile B'yi sadeleştirebilirim. Geriye sadece ne kaldı hocam? A-1 bölü C kaldı. Bunu da yazalım. A-1 bölü C eşittir 7 bölü 8 dedik. Daha sonrasında ben buradaki C'nin aslında A'dan 2 fazla olduğunu bildiğim için buraya A artı 2 yazabilirim. Böylelikle 7 bölü 8 eşit olmuş oldu? A eksi 1 bölü A artı 2 eşit olmuş oldu. Burada içler dışlar çarpımı alalım hemen. 7A artı 14 eşittir. 8A eksi 8 dedik. Ve buradan 7A'yı sağ tarafa eksi 8'i sol tarafa davet ediyorum. 14 artı 8'den 22 geldi. Eşittir 8A'dan 7A çıkarsa da A kalır. İşte A'yı bulduk 22'ymiş. Peki A artı B artı C toplamda. Toplamı sorulmuştu bak bu 22 o zaman bu 23'tür o halde bu da 24'tür bunların toplamı sorulmuş sen ne yapacaktın 23 ile 3'ü çarparsan bunların toplamını elde edebiliyorduk 23 çarpı 3 de bize 69'u verir doğru cevap C şıkkıdır dedik ve devam ediyoruz 3. örneğimizde 3. sorumuzda ABC ardışık tam sayılarmış ve yine A küçük B küçük C eşitsizliği veriliyor buna göre. A çarpı B çarpı C çifttir tektir muhabbeti olacak şimdi burada yani teklik çiftlik sorusu aslında ama ardışık sayılara yorumlanmış kısmı işte temel kavramlar dediğimiz kısım o uzunca yer matematikte bu yüzden değerli ayet de karşımıza bol miktarda çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar derya deniz arkadaşlar tek başına konuların soruları çıkmasa da farklı farklı konuların içerisinde mutlaka kullandırtıyor bize ÖSYM e bu soru tiplerini bu konuları. Şimdi burada A küçük B küçük C ise örnek veriyorum ve bunlar ardışık da unutmayın. Eğer ki ben bunu tek sayı seçersem ardışı olduğu için B çifttir ve bunu çift seçtiğim için de bu da tektir. Ya da A'yı çift seçersem bu tektir bu da çifttir. Yani işin içinde mutlaka ama mutlaka bir tane çift söz konusu hangi durumda olursak olalım. Peki ben bunları çarparsam işin içinde bir tane çift mevcut olduğu için bunların çarpımı daima çifttir. Çünkü, sen 999 tane tek sayıyı yan yana çarparsan sonuç tek çıkar ama bunların içine bir tane bit yeni atarsan yani çift atarsan sonucu çift yapacaktır. Dolayısıyla bunun sonucu çift tam sayıdır demiş yani doğru. A artı B artı C çifttir demiş. Şimdi iki tane durum vardı zaten fazla bir durum yok. Bunları kontrol edelim. Eğer ki ben şunları toplarsam tek tekin toplamı çift yapar. Bu çiftin üzerine çift eklersem sonuç çift gelecektir. Fakat Çiftle çifti topladım sonuç çift yaptı. Bunların üzerine bir tane tek ekledim sonuç tek oldu. E şimdi bana daima doğrudur diye sormuştu. Burada bunların toplamı çifttir demiş. Kısmen doğru ama kısmen de yanlış. Dolayısıyla daima doğrudur diyemem. İkinci öncülüm patladı. Ve üçüncü öncüle bakıyorum. B ile A artı C'yi çarparsam çift tam sayı elde ederim demiş. Bakalım B çarpı A artı C Şimdi ben ne demiştim yukarı tarafta? A tekse C de tektir ama B çifttir demiştim. Ya da A çiftse C de çifttir ve B tektir demiştim. Burada şu şekilde bir toplam söz konusu ve çarpım söz konusu. Şimdi tekle tekin toplamı çifttir. Çiftle çiftin çarpımı çifttir arkadaşlar. Burada çiftle çiftin çarpımı çift Toplamı çift. Çiftle teki çarparsak sonuç çift gelir. Yani arkadaşlar B çarpı artı C her halükarda gördüğünüz üzere her halükarda çift çıkıyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bizim burada doğru olan öncülerimiz 1 ve 3 olduğu için doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve ilk sayfamızın sol sütununu bitirmiş oluruz. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. A, B ve C ardışık tam sayılar olmak üzere A, B'den B C'den küçük eşitsizliği veriliyor buna göre. 3 tane öncül var bu ifadelerden hangileri bak gene ne şu daima doğrudur diye sorulmuş bu daima doğrudur sorularına dikkat ediyorsun özellikle örnek vermeden çözmeye çalışıyorsun tamam mı? Şimdi bak burada bu soru inanılmaz derecede tehlikeli düşen çok olur bu soruya dolayısıyla bu soruya bir işaret koymanı öncelikle tavsiye ediyorum. Şimdi bakalım ilk öncülümüze a artı b artı c bölü b eşittir 3 demiş. Yani aslına bakarsan A artı B artı C. B'yi bu tarafa attın. 3B'ymiş gibi A artı C eşittir. B'yi karşıya gönderdin. 2B'ymiş gibi düşünebiliriz. Ki buraya kadar olan düşünce gayet mantıklı ve gayet doğru bir düşünce. Ama bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle e, ben normal senin de bildiğin gibi bir yoldan çözeyim ben bunu. Şimdi ben B'den 1 çıkarırsam A elde ederim. Yani B eksi 1. B'ye 1 eklersen de C'yi elde ederim. E burası da zaten B'ydi. A artı B artı C'yi elde etmek için önce gel şunu şunu ve şunu. Yani B eksi 1'i B'yi ve B artı 1'i bir güzel toplayalım. Ben bunları toplarsam 3B gelir. Alt tarafta da bir güzel B'miz var. Eşittir 3 dedik. E B'ler giderse zaten 3 kalacaktır. Demek ki bu doğru bir öncülmüş gibi düşünülebilir. Ama aması var dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşım ben burada A'yı eksi 1 B'yi 0 ve C'yi de 1 seçtiğim anda bu ifade yanlış bir ifade olacaktır. Çünkü bana daima doğrudur diye sormuş. Dikkat et demiştim. E şimdi neden? Ben bunları toplarsam 0 olur. B de zaten sıfırdı. 0 sıfır bölü 0 asla ama asla 3'e eşit değildir. 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Dolayısıyla sevgili arkadaşım belirsiz olan bir şeyi 3'tür diye yaftalamak aşırı derecede yanlış bir olay. E, daima doğrudur diye sorduğuna göre ikinci, birinci öncülümüz patladı. Tek bir tane örnekten kaynaklı patladı. A artı C çifttir demiş. E şimdi burası tek, burası çift, burası tek olacaktı. Ya da burası çift, burası tek, burası çift olacaktı. E düşünelim tekle tekin toplamı çift, çiftle çiftin toplamı çift. Demek ki A ile C'nin toplamı daima çift olur. İkinci öncül kesinlikle doğru. Ve A artı B'nin C'ninci kuvveti tek sayıdır demiş. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. A artı B, A artı B. Şundan kaynaklı burası tek burası çift burası tek burası çift burası tek burası çift. Ben A ile B'yi toplarsam tek ve çiftin veya çiftle ve tekin toplamından daima ama daima tek bir sonuç elde ederim. Tekin tekin burada C tek veya çift olabiliyor. Tekin tek kuvvetleri biliyorsun ki tek olur. Ve tekin çift kuvvetleri de biliyorsun ki tek olur yine. Yani her halükarda tek mi? O zaman üçüncü öncüle de mi doğru diyeceğiz? Hayır, yanlış diyeceğiz. Sebep. Şimdi bunun içinde sevgili arkadaşlarım negatiflik pozitiflik durumunu gözetmek gerekiyor. Örnek veriyorum ben burada A'ya gittim eksi 2 seçtim ee, ya da eksi 2 seçmeyelim eksi 3 seçtim. B'yi eksi 2 seçtim ve C'yi de eksi 1 seçtim. Şimdi A ile B'yi topladım eksi 5 geldi. C de eksi 1'di. Eksi 5'in eksi 1. kuvveti eksi 1 bölü 5'tir. Eksi 1 bölü 5 de tek veya çift değildir. Teknik ve çiftlik. Sadece ama sadece. Nerede aranır? Tam sayılarda. Eksi 1 bölü 5 bir tam sayı mı? Hayır. Rasyonel sayı ama tam sayı olmayan bir rasyonel sayı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bizim için bu ifade de kesinlikle veya daima doğru değildir. Burada daima doğru diyebileceğimiz tek ifade ikinci öncüldür. Dolayısıyla cevabımız da yalnız 2 olacaktır. Dediğim gibi bu soruyu işaretlemeyi unutma. Daha sonrasında birinci ve üçüncü öncülleri tekrar edebilmek adına bu tongalara düşmemek adına Tekrar tekrar bakman gerekecek bu soruya. Bundan kaynaklı kaydet. Beşinci sorumuz. 1'den n'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı x'tir. E şimdi birden n'ye kadar ardışık doğal sayıların toplamının formülü vardı. Neydi? 1 artı 2 artı nokta 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 n. Neydi arkadaşım bu? n çarpı n artı 1 bölü 2'nin ta kendisiydi. Bir de demiş ki 20'den n'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı da y'dir. E şimdi 20'den başlayacak diyor. 21 artı nokta 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 ne diyor? E bu bu da y'ymiş şimdi bak. Burası x buna eyvallah. E şimdi ben peki y'yi nasıl bulacağım? Y'yi şöyle bulacaksın. Şunu sağ tarafa çektim. Sonra da dedim ki bunun başında 1 artı 2 artı nokta 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 artı 19 olaydı diye düşüneceksin. Birden başlayıp n'ye kadar olan sayıların toplamını bulurduk böylelikle. Yani bu yine x olurdu. Peki 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını bulabilir miyiz? Tabii ki bu da 19 çarpı 20 bölü 2'nin kendisidir arkadaşım. Ve böylelikle 19 çarpı 20 bölü 2'de şunları sadeleştirirsek 190'ı verir. Şimdi bak 190'a şuraya ne demişti? Y demişti. 190'a Y ekleyince bu X oluyormuş. Ve buradan şunu bulabilirsin. Artı Y'yi karşıya gönderdin. x eksi Y eşittir 190 dersin. Ve soru bir de bana demiş ki... Canım kardeşim x artı y de 1070'tir demiş. Al sana 1070. E şimdi o zaman ben x'i de bulurum y'yi de bulurum. Bunları taraf tarafa toplarsam eğer artı y ile y birbirini götürür. Burada sadece 2x kalacaktır. 2x de 1070 de 1090'ı toplarsanız 1160'ı 1260'ı verecektir bize. Ve her iki tarafı 2'ye bölerek x'in 630 olması gerektiğini gayet iyi biliriz. Şimdi x 630'muş. Peki Y kaçtır o zaman? Bir de N'yi bulabilmek için bu gerekiyor mu? Gerekmiyor aslında. Y'yi bulmamız gerekmiyor. X 600'dü ya. Bak X neye eşitti? N çarpı N artı 1 bölü 2'ye eşitti. Dolayısıyla N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir 630'sa diyelim. Burada N çarpı N artı 1. Yani ardışık iki tane sayının çarpımı 2'ye aldım. Karşıya çarpım olarak gönderdim. Ne yaptı? 1260 yaptı. Şimdi N çarpı N artı 1. 1260 ise... Buradaki n kaçtır diye düşünmem gerekiyor benim arkadaşım. Bunu hesaplayabilmek adına şıkları yerine denemeden söyleyeceğim bak nasıl yapıldığını. 1260'ı gideceksin asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldün 630 geldi. Tekrar 2'ye böldüm 315 oldu. Şimdi ben burayı 3'e böldüm tamam mı? 3'e böldüğüm takdirde 105 gelecek. Daha sonrasında ben burayı yine 3'e böldüm. Burası 35 geldi. Şimdi şuraya dikkat et. Şuraya dikkat et. Artık gerisini yapmayacağım bak. 35 diyeceğim ben buraya. Buraya da 1 diyelim. Normalde asallara bölecek. Bir 5'e bir de 7'ye bölecektik. Bak şimdi şuranın çarpımı kaç? 4. Şuranın kaç, çarpımı kaç? 9. 4 ile 9'un çarpımı kaç? 36. Burada ne var? 35 var. Demek ki 35 kere 36 bana 1260'ı veriyormuş. Yani küçük olan 35'miş. Büyük olan bir ardılı da 36'ymış. Benden ne isteniyordu? Ne isteniyordu? Dolayısıyla N 35'miş. Cevap da D şıkkıymış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. 6. soruyla. Ahmet 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıları bir karta yazıp toplamak istiyor. Ahmet fark etmeden sayılardan birini iki kez yazıyor ve yazdığı sayıları toplayıp sonucu da gitmiş 222 bulmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in iki kez yazıp topladığı sayıdır diye sorulmuş. Şimdi güzel kardeşim Ahmet Normal şartlar altında hata yapmasaydı acaba bu toplamın sonucunu kaç bulurdu diye düşünmem gerekiyor benim ki haklı olarak. Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı da 20 çarpı 21 bölü 2 ile hesaplanır. Bunda bunu sadeleştirdiğim takdirde 10 kere 21'den 210'u elde ederiz. Ama Ahmet bir tane sayıyı fazladan yazdığı için o sayıyı fazladan toplamış ve 210'dan fazla bulmuş. Ne kadar fazla bulmuş şimdi bizim için önemli olan şey bu. 222 bulduğuna göre ne kadar fazla bulmuştur? 12 fazla bulmuş. Demek ki fazladan yazıp topladığı sayı 12'nin ta kendisidir diyeceksin bu şekilde. Ve cevabın da değişikliği olacak. Şimdi şöyle ilk sayfamıza bir bakalım. Arkadaşım, arkadaşım. Karşına belki TET'de 3. soru gibi bir soru çıkmayabilir. Ama AYT'de 3. soru gibi bir soru çıkma ihtimali var. Dördüncü soruyu da mutlak surette tekrar etmek için kaydetmen gerekiyor. Buraya ve dolayısıyla 3 ve 4'ü mutlaka kayıt altına al ki sınavdan önce mutlaka ama mutlaka tekrar edelim bunu. Tamam birlikte tekrar edelim yine. Şimdi devam. Bir sonraki sayfamızda 7. sorumdayım ben. 1'den 42'ye kadar olan doğal sayılar e, sırasıyla küçükten büyüğe doğru yan yana bak bu şekilde yazılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte 40'a kadar gelmiş. 40, 41, 42 diye hiç aralıksız böyle yan yana yazılıyor. Ve bir F sayısı oluşturuluyor. F sayısının soldan 42. basamağındaki rakam kaçtır diye merak ediyoruz şimdi de. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben 1'den 42'ye kadar yan yana yazarken... İlk 9 sayım tek basamaklı olacak. Yani 1'den 2 şöyle başladık. 8 ve 9 dedik. Burası zaten ilk 9 hane olmuş oluyor. Yani 9. rakam şuradaki rakam oluyor. 9 tane sayı var burada. 9 tane rakam var burada. İlk 9 basamağımız bu. Sonra ise 2 basamaklı sayılara geçtiğimiz için 10, 11, 12 diye devam ediyoruz. Şimdi ben şurada 9 tane rakamı harcadığım için 42'den Gittim, 9'u çıkardım. 9 tanesini buldum çünkü. 42'den 9'u çıkardığım takdirde de 33 gibi bir sayı bulurum. Şimdi bize şuradan itibaren 33. sayı soruluyor diyebilir miyiz? Bence deriz. 10 numara 5 yıldız olur. Çok güzel bir düşünce bu. E şimdi ben şuradan itibaren 33. sayıyı bulmak istiyorsam bu sayıların her birinin ikişer basamaklı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla gider 33'ü bir güzel 2'ye bölerim. 2'ye böldükten sonra 16 defa vardır derim. 32 derim çıkarırım 1. Şimdi bu ne demek? 9 sayısından sonra 16 tane sayı ilerleyeceğim ve 16. sayıdan sonraki 17. sayının ilk rakamı bak burada 1 kaldı ya. İlk rakamı benim cevabım olacak. Şimdi 9. sayıdan sonraki 16. sayı nedir? 9'un üzerine direkt 16'yı eklersin. Böylelikle neyi bulursun? 25'i bulursun. Demek ki benim 9'dan sonraki 9'dan sonraki 16. sayım 25 ve 25'ten sonra da buraya 26 geleceği için bir sonraki arayacağım rakam da budur. Yani 2'dir. O halde cevabımız da A şıkkıdır deriz sevgili yarışlar. 7. sorumuzun cevabına A dedik ve 8. soruyla devam ediyoruz. Birinci terimi 5 olan bir sayı örüntüsünün diğer terimleri aşağıdaki kurala göre bulunuyor. Sayı örüntüsünün eninci teriminin değeri eğer ki n çiftse bir önceki terimin 5 fazlası olacak diyor. Eğer n tekse bir önceki terimin 2 eksiği olacak diyor. Böyle bir dizi oluşturacağız. Mesela birinci terim 5 olduğunda ikinci terim 2 iki çift olduğu için 5 fazlasını alıyorum. 10 oluyor. Üçüncü terim 3 üç. tek olduğu için 2 eksiğini alıyorum. 8 yapıyorum. Şimdi buna göre bu sayı örüntüsünün ilk 9 teriminin toplamı sorulmuş bize. Şimdi benim ilk terimin 5'ti. İkinci terim çift olduğu için 5 ekledim 10 dedim. 3'te 2 azaltacağım 8. 5 ekle 13 2 çıkar 11. 5 ekle 16 2 çıkar 14. 5 ekle 19 2 çıkar 17. 5 ekle 22 2 çıkar 20 biçiminde devam ediyor. Peki benden neyi sormuştu? İlk 9 teriminin toplamı. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şuraya kadar. Yani benim aha şunlarla hiçbir işim yokmuş aslında. Ben ilk 9 terimle ilgileniyorum kardeşim ve bunları toplamak istiyorum. Şimdi bunların bütününün kendi içinde bir kuralı var fakat toplamaya yarayacak bir kuralı yok. Dolayısıyla ben bunları parça pinçik toplayacağım. Ama merak etme hepsini tek tek toplamayalım diye ve konumuz da ardışık sayılarla alakalı olduğu için sevgili arkadaşım bu şekilde kuralla toplayalım. Yoksa hepsini şu an ben konuşurken tek tek toplamışsındır sen zaten. Sayılar daha fazla olsaydı şu şekilde yapardık. Şimdi bak buraya. 5 var. 3 fazlası 8 var. 3 fazlası 11, 3 fazlası 14 ve 3 fazlası 17 var. Burada toplam kaç tane sayı var? 5 tane ve ortadaki sayı kaç? 11. O halde ben 5 ile 11'i top çarparak 55 bularak şunu, 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 şunu ve şunu toplamış olurum. Peki geriye hangileri kaldı? 10, 13, 16 ve 19 kaldı. Bunlar da 3'er 3'er artıyor ve bu sefer 4 tane. 4 tane olduğu takdirde de şunu yapıyorsun bak. En baştaki ile buna en uzak olanı seçtin topladın. Kaç geldi? 29. Şununla şunu topladın kaç geldi? E bu da 29 geldi. Yani bunları da toplamı kaçmış? 58'miş. Şimdi ben 55 ile 58'i toplarsam cevabı bulurum. Ki bunları da toplamı bize 113'ü verecektir. O halde benim doğru cevabım C şıkkı olacaktır diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve gençler 8. soruyu da çözdük. Altta sorumuz kalmadı. Sağ üst tarafa doğru geçiyorum. Kaça? 9. soruya. Şimdi... 10. sorudan sonra ufak bir goy goy muhabbet için sevgili arkadaşım mola verebiliriz bence. Ne dersin? A sayısı 1 2 artı 3 eksi 4 artı böyle gidiyor. En son eksi 2022 artı 2023 demiş. Ve bu A sayısını soruyor. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada şuna dikkat edeceğim. İlk iki terimi topladım eksi 1 geldi. Bundan sonra gelen iki terimi topladım eksi 1 geldi. Bundan sonraki iki terim artı 5 ve eksi 6 olduğu için bunları topladığım zaman da eksi 1 gelecekti. Ve şurada ne var? 2021 var. 2021 eksi 2022 yaptığım zaman da eksi 1 gelecek. Şimdi ben burada birden 2022'ye kadar topladığım zaman bu şekilde ikili ikili eksi 1'i veriyor bana. Peki bu ikili gruplardan kaç tane var? 2022'ye kadar. Tabii ki ben bunu 2'ye böledim ikili gruplar olduğu için ve bu bana 1011'i verir. 1011 tane ne varmış? Eksi 1 varmış. Pekala madem 1011 tane eksi 1 var. Bunların toplamı eksi -1011 yapmaz mı? Güzel kardeşim yapar. Bir de unutma bu işlemin sonucunda sonunda bir 2023 ifadesi var. Dolayısıyla ben 2023'ten 1011'i çıkarırsam cevabı da bulurum. 2023'ten 1011'i şöyle alt alta yazıp çıkarabilirsin. 2 1 0 ve 1 dersen doğru cevabın 1012 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyeceksin. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Ve şimdi 10. sorumuza geçiyoruz. 10. soru benim sevdiğim bir soru. Dikkatli dikkatli bir şekilde dinlemende fayda görüyorum ben. Ömer okuduğu hikaye kitabının sayfa numaralarının olmadığını fark etmiş... ...ve sayfa numaralarını birden başlayarak etiketlere yazarak yapıştırmış. Şimdi Ömer bu numaralandırma işleminde her etikete bir rakam yazarak yapmıştır. Örneğin 25 sayısını bu şekilde iki tane etiket kullanmış... 125 sayısını bulurken bu şekilde 3 tane etiket kullanmış. Ömer'in okuduğu hikaye kitabı 140 sayfa olduğuna göre Ömer bu numaralandırma işlemi için kaç tane etiket kullanmıştır diye soruluyor. Yani aslında bakarsan bu şöyle bir soru. Ben 1'den 140'a kadar sayarsam eğer veya bunları tek tek yazarsam kaç tane rakam kullanmış olurum? Birbirinden farklı kaç rakam diye sormuyorum. Kaç tane toplamda rakam kullanmış olurum diye soruyorum. Şimdi gençler burada Şöyle diyebiliriz. 3 basamaklı 3 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. Burada 140. Ben buna ABC sayısı diyelim ve bunu genelleyelim tamam mı? Şimdi 3 basamaklı ABC sayısı için bunun ilk 9 basamağı ilk 9 basamak zaten 1 basamak. Yani ilk 9 sayı diyelim biz ona. İlk 9 basamak demeyelim. İlk 9 sayımız sevgili arkadaşım zaten kaç basamaklı tek basamaklı olduğu için burada 9 tane etiket kullanmak zorundayım. Pekala 10 sayısından 99 sayısına kadar bunların her biri ikişer basamaklı ve burada toplam 90 tane sayı var. 90 tane sayı olduğu için ve her biri 2 basamaklı olduğu için 90 çarpı 2'den 180 tane etikette burada kullanılmalı diyeceğiz. Pekala şimdi 3 basamaklı bir ABC sayısına eğer ben M sayısı dersem bu M sayısının bu M sayısının kaç tane basamağında 3 basamak vardır? Ben bunu nasıl bulurum? Şöyle bulurum. M'den 99'u çıkarırım. Neden? Çünkü 99'dan sonra 100 geliyor ve ilk 3 basamaklı sayımız bu sayıdır. M'den 99'u çıkarıp 3 ile çarparsam işte bu kadar da etiket burada kullanmıştır diyebilirim. Ve bunların toplamı bana cevabı verir. O halde benim cevabım ne olacak? 180 artı 9, 189'u verdi zaten. Şurası da eksi 3 kere 99'dan sevgili arkadaşım. Eksi 297'yi verdi. Şimdi ben bundan bunu çıkarırsam ne bulurum? Ben 189'dan 297'yi çıkarıyorum bakın. Ne gelir biliyor musunuz? Bundan bunu çıkarırsak. 297'den 189'u çıkarsan da olur. Af 297 eksi 189 dedin. Çıkarırsan eğer 17'den 9'u çıkardın 8. Burası 0 oldu ve burası da 1 oldu. Yani 108 geldi. Ve sevgili arkadaşım o halde şunu söyleyebiliriz. Burası eksi 108 geldiğine göre bir de burada ne vardı? 3M vardı. Yani 3M eksi 108. Şimdi bak bu 3M eksi 108 var ya. Artık sana bu şekilde sorulacak olan tüm soruları çözdürecektir. Şimdi senin burada ABC sayısın yani M sayısı. Kaçtı soruda verilen? 140'tı. O zaman cevap neymiş? 3M-108 miş. Yani ben artık bunu genel bir formata yıktım. 3 çarpı 140 eksi 108 bana mis gibi cevabı verir. Bu hangi cevaptır? 420 eksi 108'den aslına bakarsan 312'nin ta kendisidir. Yani cevap D'ymiş. Ben burada niye bu kadar uğraştım? Kolay yoldan bulamaz mıydım? E, tabii ki bulurdum. Ama neden uğraştım biliyor musun? Sana artık bu 140 değil de örnek veriyorum 105 sayfa diye sorulmuş olsaydı sen buradaki M gördüğün yere 105 yazıp da cevabı bulabilirsin. 3 çarpı 105 eksi 108 dersen örnek veriyorum. Burası 315 ya. 315'ten 108'i çıkardığın takdirde 207 senin cevabın olacaktı. Örnek veriyorum. Tamam. Bu şekilde bulabilirsin. Yani burası isterse artık 453 olsun. Hiç fark etmez şu formülde yerine yazarak bulabilirsin. Sen bu formülü 2 iki, iki basamaklı sayılar içinde geliştirebilirsin. 4 basamaklı sayılar içinde geliştirebilirsin. Ama dediğim gibi biz matematikçiyiz. İşlem ameliliği yapmamamız gerekiyordu. Burada bizim yaptığımız işlem ameliliği değil. Sonraki işlem ameliliklerini engellemek adına olan bir sistem. Tamam. Ben ne yaptım? Şurada kendime bir formül buldum 3M-108 diye. Sonra da burada kaçı verdiyse götürdüm yerine yazdım. Başka hiçbir şey yapmadım. Cevabımız 312 idi. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuzla. Evet artık 10. sorumuzu da çözdüğümüze göre sevgili arkadaşlarım birazcık muhabbet edebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım bak ilk 10 soruyu çözdük. Biz burada neler yapıyoruz? 40 tane soru çözüyoruz senin için. Ve bu 40 soruyla birlikte senin bu konuyla alakalı herhangi bir sorunun, derdin, pürüzün kalmasın diye uğraşıyorum. Bu 40 tane soruyu yazarken sevgili arkadaşlar bu örgüyü mutlaka ama mutlaka kullandım ben. Neden? Çünkü bu 40 sorunun geçen yıllarda da olduğu gibi artık bu işte ustayız biliyorsun. Geçen yıllarda da olduğu gibi bu 40 soru serisinde yani 2022'de, 2023'te ki bu sene artık 2024 tayfa için yapıyoruz bunu. E, usta bir şekilde seçiyorum ben bu soruları ve bu yüzden de çok seviliyor zaten bu seri ve bu seriyi sevdiğinizi bildiğim için de bunun tyt'sini yaptık tt'de bu soruları yazmak çok daha zor yani çünkü e, hani ösym'nin tyT sorularını tahmin edebilmek çok 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 daha zor ama ciddi anlamda çok emek verdik ve bu emeğin karşılığını da sevgili arkadaşlarım bu şekilde almak tabi ki istiyoruz bu emeğin karşılığı benim için ne olabilir bu emeğin karşılığı bu sorulardan sevgili arkadaşlarım ÖSYM'de benzerlerini yakalamak ÖSYM sınavında yani TYT sınavında veya MSU sınavında e, sizlerin e, bunları çözdüğünüz takdirde sınavda karşınıza tanıdık sorular gelmesini istemek. E, bundan daha güzel bir şey de olamaz. Bundan daha motive edici bir şey de olamaz sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bu seriyi izleyenler benim dikkat et dediğim sorulara mutlaka ama mutlaka bir işaret koymaları e, bunu mutlaka unutmayın. Diyelim ve devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki sayfamızdayız. 11 numaralı sorudayız. Ardışık çift sayılar kullanılarak aşağıdaki örüntü oluşturuluyor. Buna göre oluşan bu örüntüde mavi ile boyalı kutunun içine yazılacak sayı kaçtır? Şimdi çoğunuzun, bak ben çok iyi biliyorum öğrenci şeyini, psikolojisini. Yani çoğunuzun ısrarla şu tarz sorularda eli ayağı kilitleniyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bak sana bir şey diyeyim mi? Burada mavi ile boyalı kutunun içine yazılacak sayı diyor ya. Burada mavi kutu kaçıncı satır bunu bulurken zorlanıyorsunuz. Bu bir. Hadi buldunuz diyelim ki burada mesela 9. satırdır ben hemen gördüm. Neden 9 olduğunu da biraz daha söyleriz. E şimdi burada 9. satırdaki bu örüntüyü bulamadığınız için de tek tek yazanlar da var. Bak çok iyi biliyorum ben sizin kafa yapınızı. Vallahi bak. Ama bak tek tek yazmana lüzum yok canım kardeşim. Şimdi ben sana taktikler vereceğim. Bir kere ben buranın 9. satır olduğunu nasıl buldum? Birinci satırda bir tane kutu var. ikinci satırda iki tane kutu var. Üçüncü satırda üç tane kutu var. Demek ki kutu sayısı bana satır numarasını veriyor. Dolayısıyla burada dokuz tane kutu olduğu için dokuzuncu satır diyeceğiz. Bu bir. İkinci olarak hocam mavi kutunun içindekini nereden bileceğiz? Ona da şunu yapıyorsun. Birkaç satırda bir, iki satırda bir. Tam ortaya bir kutu geliyor. Bak burada iki. Burada on. Buraya geçtiğin zaman da bir şey gelecek. Hatta nedir o? 22, 24. Burada 3. olacak. O zaman 26 olacak mesela burası da. 28 gelecek, 30 gelecek mesela buraya. da. Ama bunlar nasıl ilerliyor hocam? Bir örüntüsü var mı? Tabii ki var. Bak çok basit. Birinci satır. 1'in Birin karesine 1. Buna 1 eklersen neyi bulursun? 2'yi. Bak buradan. Şimdi ikinci satıra geçtim. 2'nin karesine 4. Buna 1 eklersen ne gelir? 5. E hocam burada 5 yok. 5 yok ama... Eğer bunlar ardışık olsaydı tam ortadaki sayı 5 olacaktı. Tamam? Ardışık sayılar olmuş olsaydı tam ortadaki sayı 5 olacaktı. 3'ün karesi 9, 1 ekledim 10. 4'ün karesi 16, 1 ekle bak tam ortada 17 var. Burası 5. satır oldu. 5'in karesi 25, tam ortadaki 26. E madem öyle burası kaç? 9. 9'un karesi kaç? 81. Buna 1 eklersen tabii ki buranın 82 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Artık mesela bu soru senin için 10 üzerinden 6,5'luk bir soru desek Tamam 6.5'luk bir soru. Bu soruyu nasıl 10 üzerinden 7.5 veya 8 yaparsın? Şöyle. Burayı değil de şurayı boyarız. Bunu sorarız. Buradaki örüntüyü bulman imkansız olabilir neredeyse. Tamam mı? Hani çok zordur buradaki örüntüyü bulmak. Ama buradaki örüntü yerine gene sen artık buradaki örüntüyü bildiğin için 84 ve 86 derdim burayı sorsaydı da. Tamam. Cevabımız 82 dedik ve devam ediyoruz 12. soruyla. Şimdi bu soru tam Tonga'ya düşürmelik soru. Yani öğrenci milletini tamam bu soruyu tahtaya yazacak. Tahtaya yazdıktan sonra öğrenci uğraşıp duracak. Tam olarak tongaya düşürülmelik soru. Başka hiçbir şey değil. İyi dinliyorsun. A sayısı 2 kere 4, 4 kere 6, 6 kere 8, 18 kere 20. Bunların toplamı. B sayısına bakıyorsun. 4'ün karesi, 6'nın karesi. E, B'nin A cinsinden eşiti sorulmuş. Şimdi zaten bu cinsinden, türünden falan eşiti sorulduğu zaman zaten 1-0 yenik başlıyorsun olaya. Çok iyi biliyorum. Ee, ama ama korkulacak da bir şey yok. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Öncelikle ilkokul 2'ye falan dönmem gerekiyor. Belki 1. sınıf da olabilir, belki 2. sınıf da olabilir. Çarpma işlemini bize o zamanlar direkt 2 çarpı 4 olarak öğretmediler. 2 kere 4 olarak da öğretmediler. Bize bunu şu şekilde öğrettiler. 2 tane 4 diye ifade ederek öğrettiler. Burada 2 çarpı 4 olarak öğrenmiyoruz biz. Bunu 2 tane 4 olarak öğreniyoruz. Neden? Çünkü önce toplama işlemini öğrenmişizdir. Neden? Çünkü 2 çarpı 4 demek aslına bakarsan 4 ile 4'ün toplamı demek. Ya ve burada sen 2 tane 4'ü ifade etmiş oluyorsun. 2 tane 4 toplamda bize 8'i verir ve bundan kaynaklı da 2 kere 4'ün cevabı 8'dir. Çarpım tablosunu ezbere ezberleyip de öğrenmedik biz bunu. Önce bize bu işin mantığını anlattı hocalarımız. Ta çok o zamandı. Tamam. E şimdi mesela 5 kere 5 dedik ya bu 5 kere 5 e ezbere 25. E tamam çok güzel de aslında burada 5 tane 5'in toplamından bahsediyoruz. Ve bu çarpımın aslında ismi 5 tane 5'tir arkadaşlar. Tamam. Olay bu. E şimdi ben bunu sana niye anlattım? A sayısını tekrardan okuyacak olursak. A sayısı aslına bakarsanız 2 tane 4 var içerisinde. 4 tane 6 var. 6 tane 8 var ve nokta 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 son olarak 18 tane 20'nin toplamıymış. Şimdi B sayısını kendi anladığımız biçimde ifade edelim artık. 4'ün karesi demek 4 tane 4 demek. 6'nın karesi 6 tane 6 demek. 8'in karesi 8 tane 8 demek ve son olarak 20'nin karesi demek 20 tane 20 demek. Tamam? E şimdi bizden bizden ne isteniyordu? B'nin A cinsinden eşiti isteniyordu. Bir kere, bir kere şu kısma baktığımız zaman burada 4 tane 4 var. Burada 2 tane 4 var. Ne kadar fazla? 2 tane 4 kadar fazla. Burada 6 tane 6 var. Burada 4 tane 4 var. B A'dan ne kadar fazla? 2 tane 6 kadar fazla. Burada 8 tane 8, burada 6 tane 8 var. 2 tane 8 fazlalığı var. Ve nokta 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 dedik. Burada 20 tane 20, burada 18 tane 20 var. Toplamda ne kadar fazla? 2 tane 20 kadar fazla. Yani ben B sayısının A sayısının üzerine şunun eklenerek oluşturulduğunu artık biliyorum. Ve ben artık şu kısmı da gidip iki parantezini alırsam he, her birinde iki çarpanı var çünkü. Artık bu bana 4 6 artı artı 8 artı nokta 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 20'yi verecektir. Ve ben sadece ama sadece 4'ten 20'ye kadar olan sayıları bu şekilde e, toplayabilirsem 2 ile çarpıp cevabı bulabilirim. Bunun için de kolay bir çarpma yöntemi, kolay bir ee, şey var mı? 2 çarpı demiştim ya. bir 2 parantezine daha alırsam burada artık 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 10 kalacaktır. Ve 2'den 10'a kadar olan sayıları toplamak gayet basit. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı kaçtır arkadaşlar? Ee, hatta bunu şöyle yazmakta fayda var. Daha net görün diye. 1 artı 2 artı nokta 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 10 diyelim. Burası 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Yani 55'in ta kendisidir. Şurada 5 kalır. E buradan ben 1'i elersem 2'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulurum ki bana 54'ü verir. Yani gençler içerisi kaçmış? 54'müş. Dışarıda bir de 2 çarpı 2'den 4 çarpanımız var. Bunları çarparsanız 216'nın ta kendisini bulursunuz. Yani B sayısı A'dan 216 fazla olduğuna göre B'nin A türünden eşiti de A artı 216'nın ta kendisidir. Yani cevap A şıkkıdır diyeceğiz. Ve devam ediyorum 13. soruyla. M ve N birer tam sayı olmak üzere M bölü 7, N bölü M ve M bölü 5 küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tane tam sayı olarak verilmiş bize. M artı N toplamı soruluyor. E şimdi güzel kardeşim bunlar neymiş? Ardışık 3 tane tam sayı. Ardışıksa ben şuna 1 eklersem ortadakini bulurum. Bir tane daha eklersem aha da bunu yani M bölü 5'i bulurum. Yani M bölü 7'ye 2 ye ekleyince m bölü 5'in ta kendisini buluyorsam m bölü 7 gitsin karşıya. Yani 2 eşittir m bölü 5 eksi m bölü 7'yi elde ederiz. Buradan payda eşitlenirse yani ben bunu 7 ile bunu 5 ile genişletecek olursam bu bana 7m eksi 5m bölü 35'i verir. Ve bu da 2m bölü 35'tir. Bu da 2'ye eşitse demek ki m buradan kaçmış arkadaşlar? 35'in ta kendisiymiş. Şimdi sorunun yarısı bitti. Çünkü M'yi 35 buldum. Bana M artı N soruluyordu. Şimdi N'yi bulma zamanı. M'nin 35 olduğunu biliyorsam. Şurası 35 ise 35 bölü 7. Burası 5'tir. Artık ardışık oldukları için bu 6'dır bu da 7'dir deriz. Ki 35 bölü 5'te 7'yi verir bize. Bak burası 6'ymış. Yani N'yi ben M'ye yani 35'e bölünce 6 geliyormuş. O halde N kaçtır arkadaşlar? 6 kere 35'tir. 6 çarpı 35 dedik. Ve ben buraya geldim 6 çarpı 35 diye yazdım. İki defa işlem yapmayın. Bir tane 35 var 6 tane 35 var. Toplam 7 tane 35 yapar bu soruluyor bize. 7 kere 35 de 30 ile 7'yi çarptın 210. 5 ile 7'yi çarptın 35. Toplarsan 245'in ta kendisini bulursun. Cevap da budur. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Böylelikle 13. soruyu da çözdük. 14'e geçiyoruz. Bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. 14. defa söylüyoruz işlem becerisinde. M bölü ne? M eksi ne? Ve M sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tane çift sayıymış arkadaşlar. Çift olması benim için çok ama çok değerli. M eksi ne? Farkı kaçtır? Şimdi bunlar çift sayılarsa eğer ben M bölü ne? ile m eksi n arasında iki fark olduğunu Bununla da bunun arasında 2 fark olduğunu böylelikle bununla bunun arasında 4 fark olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Böylelikle m eksi n'nin üzerine gittim. Ben 2'yi ekledim. Karşıma m'nin çıkmasını beklerim doğal olarak. Burada her iki tarafta m olduğu için bunu da karşıya gönderdim. 2 eşittir n'yi buldum. Bak n sayısı kaçmış? 2. Çok güzel. m'yi nasıl bulurum? Çok basit artık bu da. M sayısını bilmiyorum. M ama N'yi buldum. 2 eşittir. Buraya da derim ki M eksi N. Yani M eksi 2 derim. İçler dışlar çarpımı alırım. M eşittir. 2'yi karşı tarafa çarpım olarak gönderirsem 2 M eksi 4 yapar. Eksi 4'ü sol tarafa M'yi sağ tarafa davet ettim. Artı 4 eşittir. 2 M'den M'yi çıkardım. M'yi buldum. Böylelikle M kaçmış? 4. Yani burası da 4'müş. 4'ten 2'yi çıkar demiş. Doğru cevabı buluruz. Doğru cevap 2'nin artık ta kendisidir sevgili gençler. Doğru cevap A'ydı. Devam ediyorum 15'te. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla yani şunlar ardışık tek sayı olacak. Alt tarafındakiler de ardışık çift sayılarla numaralandırılmış. Tekler çiftler. Lan tek çift olduğunun önemi yok da şu havuz evlerden bir tanesi benim olaydı ne güzel olurdu ya. Eve bak ne güzel bak ağacı var sitenin şöyle etrafında ağaçlar var. Şura benim evim olsaydı keşke ya. Bak şurasını istemem. Şurası olsaydı. Veya şu alt taraftaki bak şu da olur. Ne güzel ya valla. Neyse devam edelim. Böyle hayaller kurmayalım. Daha evimin balkonu bile yok. <laughs> devam gençler. ABC'de bulundukları evlerin numaraları olmak üzere. A-B 11'miş. C-D farkı soruyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben sana şöyle tekrardan yaklaştırayım olayı. Şurası A ya. Bunlar tek. Tekliğinin çiftliğinin şu an bir önemi yok. Burası A ise şurası ne olacaktır? A artı 2 olacaktır. Niye? Çünkü ardışık tek bunlar. Teklerin arasında iki fark var. O zaman C'yi A cinsinden ifade edebilirim. A artı 4 olacaktır kendileri. Daha sonrasında bana şurada ne vermiş? A eksi B 11'dir demiş ya. Bu eksi B'yi karşıya 11'de bu tarafa gönderirsem ben A eksi 11 eşittir ne olacaktır? B. Yani B'yi de A cinsinden ifade etme fırsatı yakaladım. O halde ben B gördüğüm yere artık B yazmayayım da ne yazayım? A eksi 11 yazayım. E şimdi bunlar ardışık çifti ya. E çift olacaksa eğer ikişer ikişer artacaktır. E burası artık A eksi 9'dur. 2 ekledim A eksi 7'yi buldum. 2 ekledim A eksi 5'i buldum. Benden ne isteniyor peki? C eksi D farkı isteniyor. Yani diyor ki şundan şunu bir güzel çıkar diyor. Ben A artı 4'ten A eksi 5'i çıkarırsam A'dan A çıktı 0. Artı 4'ten eksi 5'i çıkarırsam 4 eksi eksi 5 olarak düşüneceksin bunu. Bu da bana 9'u verir. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Ve böylelikle bu sayfayı da bitirdik. Bu sayfada notunu almanı istediğim bir soru var mı diye soracak olursam. 14. soruyu işaretliyorsun ve 13. soruyu mutlaka işaretliyorsun. Ve ben şimdi devam ediyorum kitabımızın 15. sayfasında yer alan 16. soruyla. Aşağıda eş kareler kullanılarak elde edilen bir süsleme gösterilmiş gençler. Mavi boyalı kare sayısı bu süslemede 20 olduğuna göre beyaz kare sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada örüntüler bulmamız gerekiyor. Bu tarz soru tiplerini ben neden bu kitaba ekledim? Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu tarz sorular 2018'de biliyorsunuz sistem değişti. Yani 2018'de neyin sistemi değişti? YGS, LYS sisteminden hop neye geçtik? TYT, AYT sistemine geçtik. Yani YKS'ye geçtik. Ve YKS'ye geçerken de 2018'in başında, 2017'nin sonunda ÖSYM bize bu TYT ve AYT ile alakalı örnek bir sınav yayınladı. TYT ile alakalı örnek bir sınav yayınladı ve bu örnek sınavın içerisinde bu tarz sorular mevcuttu sevgili arkadaşlarım. Yani diyor ki ben öğrencinin matematiğinden daha çok temel matematik yetisini ölçmek istiyorum tarzında bir şeyler fısıldadı kulağımıza. Tamam? Aslında kulağımıza fısıldamadı ama bunu anlamamız gerekiyordu, bunu yorumlamamız gerekiyordu bizim. Ve TYT bu şekilde bir yorum ya e getirdi sınavlara. Temel yeterliliğimizi ölçüyor. Aslında bakarsan matematiğimizi çok tam anlamıyla ölçmüyor. Yani e, sınav %50 matematik ölçüyorsa %50 de sevgili arkadaşlarım bizim temel yeterliliğimizi, bizim yeteneğimizi ölçüyor. Dolayısıyla bu tarz sorularda yani sokaktan geçen amcaya da sorsam bu işin mantığını oturttuktan sonra çözebilir. İlla matematik okumasına, 12. sınıf olmasına veya bir liseden mezun olup me mezuna kalmasına, bu sınava girmesine gerek yok. 40 yaşında 50 yaşında bir amcaya da sorsak sevgili arkadaşlarım bu tarz soruları biraz mantık kullanarak çözebilir. Bundan kaynaklı temel yeterlilik sorularıdır ve bu kitapta bu tarz soruların yer almasının sebebi de budur diyelim. Ve devam edelim mi sorumuzu çözelim. Aşağıda eş kareleri kullanarak elde edilen bir sisteme vardı. Neydi? Mavi kare sayısı 20. Beyaz kare sayısı soruluyor bize. Burada bir örüntü bulmamız gerekiyor bizim ki bu örüntümüz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben şuradan daha sonrasında şuradan ve yine şuradan şu şekilde ayırdığım takdirde bak örüntümüz nasıl gidiyor? Şu şekilde 2'ye 3. 2'ye 3. 2'ye 3 diye gidiyor. O zaman son olarak nereden ayırmam gerekiyor benim? Şuradan ve şuradan ayırmış olmam gerekiyor. O nokta noktalı yerleri görmüyoruz. Bak 2'ye 3 biçiminde ayırmış diyebiliriz. Şu, şimdi şunları silelim. Burada şu ikisini görmezden gel. Ama bunun burada olduğunu unutma. Burada kaç tane beyazı var? 2 tane beyazımız var. Bunu sakın unutmuyorsun. Bu bir cepte. Şimdi her bir ikili sistemde canım kardeşim, her bir ikili sistemde bir tane mavi var. Gördüğünüz üzere 4 tane beyaz var. Şimdi kaç tane mavi vardı? 20. Yani bir tane maviye karşılık 4 tane beyaz alıyorsak biz eğer karşımıza. Toplamda 20 tane mavimiz varsa bu sistemde doğal olarak 4 katı kadar 80 tane beyaz olmasını bekleriz ki haklıyız. Nereye kadar işte tam olarak şuradan başladık. Buraya kadar 80 tane beyazımız var ama ne demiştim? Sondaki iki beyazı da unutma bu da bu işin cilvesi arkadaşlar. 2 tane beyaz eklersen eğer toplamda 82 tane beyaz kare olduğunu söyleyebilirsin bu sistemde rahatlıkla. Devam 17. soru. Aşağıda ilk 4 adımı verilen bir süslemede Adım numarası tek olduğunda sarı renkli, çift olduğunda beyaz renkli olmak üzere her adımda bir önceki adıma 4 adet kare ekleniyor. Şimdi adım sırası 1. 2'ye geçtim. Çift olduğu için 4 tane beyaz ekliyorum. 3'e geçtim. Tek olduğu için 4 tane sarı ekledim. 4'e geçtim. Çift olduğu için 4 tane beyaz eklenerek bir önceki sisteme devam ediyoruz. Eninci adımda oluşan sistemede kare sayısı 21'miş. Buna göre sarı kare sayısı 21. Buna göre neyinin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Birinciye bakıyorsun bir tane sarı var. İkinci de yine bir tane sarı var. Şimdi üçüncüde dört tane sarı ekleneceği için toplam 5 sarı olacak. Bunun dördüncüsünde de beş tane sarı olacak. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada da 5 tane var. Niye buradan buraya geçerken? Beyaz ekledik çünkü. Dolayısıyla iki adımda bir... Yani her iki adımda beyaz sayı, kare sayısı da sarı kare sayısı da aynı olacak. İki adımda bir artarak ilerleyecek. Tamam? Ve bizim sarı kare sayımızın 21 olduğundan bahsediyor. Şimdi ben burada sarı kareleri sana formülüze etmek istiyorum. Dörder dörder arttığını biliyoruz. Dolayısıyla 4A diyebilirim. Tamam? Bak dörder dörder artırıyoruz. 4A dedim. Daha sonrasında ilk adımda 1 geldiği için A gördüğüm yere 1'i yazdım. Ne geldi? 4. E, bunun 1 gelebilmesi için 3 çıkarmam gerekiyor. Yani 4A 3 formatındaymış. E peki 4A 3 tane sarı olacak şekilde. Bu 21'e eşitse demek ki 4A kaçmış arkadaşlarım? Tabii ki 24'müş. O zaman A kaç olur? 6. Yani 6. sıraya kadar devam etmemiz gerekiyor bizim 6. sıraya kadar. Ama bir de şöyle bir durum vardı sanki. İkişerli ikişerli hep aynı olmuyor. Bir oluyordu. O zaman 6. sıraya gelene kadar kaçı bulurum? 12. adımı bulabilirim ben. 12. adım. E tabi 13. adımda da sevgili arkadaşlarım e, aynı mı olacak onu düşünmemiz gerekiyor. Sarı kareler nerelerde aynı oluyordu? Şimdi 13. adım mı 11. adım mı acaba cevap? Yani 11. adımla 12. adımda mı sarı kare, sarı kare sayısı aynı yoksa 12 ile 13'te mi? Bunu nereden bulabiliriz? Bunu şuradan bulursun güzel kardeşim. Bak. İlk olarak hangilerinde aynı? 1 ve 2'de. Sonra 3 ve 4'te. Yani ilk olarak tek sonra çiftlerde aynı. Tek çift, tek çift, tek çift biçimde gidiyor. O zaman 12. adımı bulduysak biz 11. adımda da aynı dememiz gerekiyor. Yani bizim cevabımız 11 ve 12 olacaktı. Burada neyin alabileceği değerler 11 ve 12'dir. Bunların da toplamı bize 23'ü vereceği için doğru cevap B şıkkıdır diyeceğiz. Aman buna dikkat. 13. adım diyenler 25'i çoktan işaretledi bile. 17. sorumuzun cevabı B dedik. Ve bu soruyu da lütfen işaretlemeni rica ediyorum. Ve devam ediyorum 18. sorumla. 18. soruyu da çözelim bakalım senle beraber. M'ninci satırda M tane sayının bulunduğu, yukarıdaki sayı piramidi, ardışık tek sayılarla oluşturulmuş. N'inci sıradaki sayıların toplamının 343 olduğu verilmiş bize. N kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada N'inci sıradaki sayıların toplamı 343'tür demiş ya. N'inci sıradaki sayıların toplamını verdiğine göre ben diğer satırlardaki sayıların toplamını merak ederek işe başlarım. Mesela buradaki sayıların toplamı zaten 1'dir. Buraya bakıyorsun 8'dir. Buraya bakıyoruz arkadaşlarım 27'dir. Şuraya bakalım. Eğer 64 gelirse mükemmel olur. Nasıl bulacağız bunu? 13 15 28 yapar. 17 daha 45'i verir. 19 daha 64 mükemmel oldu. Neden mükemmel diyorum ben buna? Çünkü 1 satır numarasının kübüdür. 2'nin küpü 8'dir. 3'ün küpü 27'dir ve 4'ün küpü 64'tür. Bana eninci sıradaki sayıların toplamı demiş ya demek ki enin küpü 343'müş gençler. Soru bitti. Neyin küpü 343? Tabii ki 7'nin küpü arkadaşlar. Dolayısıyla n sayısı bana burada 7 olarak karşıma çıkar? Cevabım da B şıkkı olur diyebilirim. Ve devam. 19. soru. Buradaki evlerin havuzu yok. Kötü. <laughs> Aşağıdaki görselde bir sokağın her iki tarafında bulunan evlerin kapı numaraları gösterilmiş. Sokağa girişten itibaren sağdaki kapı numaraları birden itibaren ardışık tek sayılar. Bak nereden? Sokağa girişten itibaren ee, sağdaki kapılar. Şunlar 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. Üsttekiler de 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. Tamam Sağdaki kapılar bir süre sonra bittiği için numaralandırma soldaki kapılarla kaldığı numaradan itibaren ardışık sayı olarak devam ediyor. Ve kapı numarası 213'e kadar geliyor. Şimdi şurada bir yerde bir bitmiş artık bu. Yani burada ev kalmamış. E kalmayınca da buradaki evin numarası şuradan itibaren yazılarak artık ardışık biçimde devam etmiş. Yani birer birer artarak devam etmiş. Hocam ardışık da bunlar ardışık değil mi? Bak unutma ardışık sayı denildiği zaman senin aklına şu gelmesi gerekiyor. Aralarında bir veya eksi bir fark olan sayılara ardışık sayılar denir. E hocam 2, 4, 6, 8 onlar ardışık değil mi? Onlar ardışık sayı değiller. Onlar ardışık çift sayılar. Alttakiler onlar da ardışık tek sayılar. E hocam 3, 6, 9 hani bir tek bir çift bir tek bir çift. Onlar da ardışık 3'ün tam katı olan tam sayılardır arkadaşlar. Ardışık sayı değillerdir. Ardışık sayı denildiği zaman aklına senin hemen aralarında 1 veya eksi 1 fark olan sayılar getirmen gerekiyor. Bunu sakın unutma. Bu değerli bilgiyi de verdikten sonra devam ediyorum. Ne demiş? 213'te sonlanıyor. Soldaki kapıların toplam sayısı sağdaki kapıların toplam sayısından sayısının 4 katından 3 fazlaymış. Çok değerli bir bilgi. Hemen bunu kaydedelim. Buna göre sağdaki son kapı numarası kaçtır? Yani şurada kaç numaralı kapı vardır diye soruluyor. Şimdi ben diyorum ki bu sağ tarafta en tane kapı olsun. En tane ev olsun. Şimdi en tane ev varsa buraya bakıyoruz. 1, Buraya bakıyor 3 diye devam ediyor. Benim en tane ev varsa kapı numarası en olmaz ki. Bunlar tekti. Ama şunu biliyorum ki bunlar tek sayı oldukları için bu evlerin numaralarının 2N-1 formatında olduğunu biliyorum. Bak ikinci ev yazdın 2, 2 kere 2, 4, 1 çıkardın 3. Üç. 3. ev yazdın 2 kere 5, 10. 3. ev için özür dilerim. 2 kere 3, 6, 1 çıkardın 5. 4. ev için 2 kere 4, 8, 1 çıkardın 7. O zaman en tane ev varsa n'inci evin numarası 2n 1'dir arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi buraya bakıyorsun tam karşısında ne var? Bir fazlası. Bir fazlası, bir fazlası, bir fazlası. O zaman 2n 1'in tam karşısında ne vardır? Bir fazlası olan 2n vardır bu sırada. Arada görünmeyen kısımlar noktalı noktalı yer var ya. Orada 2n vardır. E şimdi o zaman şuraya kadar toplam en tane ev vardır diyebilirim. Ve Sol tarafta sağ taraftakinden ne kadar fazla ev var? 4 katından 3 fazlası kadar. Yani 2N'den sonra burada kaç tane ev vardı? N tane. O zaman şunu söyleyebilirim. 4 katından 3 fazlaysa sol tarafta toplam ev sayısı 4N artı 3'tür. Ve ben N tanesinin burada başlangıçta olduğunu biliyorsam 4N artı 3'ten neyi çıkarırım ve neyi bulurum? 3N artı 3'ü bulurum. Yani burada son ev bittikten sonra şuradaki evden itibaren sağ tarafa 2N, 3N artı 3 tane ev dikilmiştir diyeceğiz. Sağdaki son kapı numarası soruluyor ve ben son evin numarasını da biliyorum bu arada. E şimdi güzel kardeşim buradaki son evin numarası 213. Peki şuradaki son evin numarası neydi? 2 neydi? O zaman ben 213'ten 2 neyi çıkarırım. Tamam mı? Bu bana neyi verir? Şunu. Şu tarafta ne kadar ev varsa onu verir. Yani 3N 3 ne? Artı 3'ü verir. Peki ben eksi 2 neyi sağ tarafa artı 3'ü sol tarafa davet edersem 210 eşittir 5 ne diyebilir miyim derim. O zaman ne kaçtır arkadaşlar? 42'dir. Benden neyi istemişti? Sağdaki son kapı numarası istenmişti. Peki ben sağdaki son kapı numarasına ne demiştim? 2 ne eksi 1 demiştim. O halde 2 çarpı 42 eksi 1 bana cevabı verir ki bu da 83'ün ta kendisidir. Yani cevabımız C şıkkıdır dedik sevgili gençler. Böylelikle 19. soruyu da bitirdik. Alt kısımda soru kalmadığına göre bu sayfada da sevgili arkadaşlarım tüm soruları tükettik. Senden ricam 19. soruyu da lütfen işaretle. Karşına MSÜ'de ki daha fazla ihtimalle TYT'de çıkabilme ihtimali var sevgili arkadaşım. Ve 20. sorumuzdayız artık. Bu soruda ise aşağıda verilen tablodaki sayılar oklar yönünde artacak şekilde sıralanmış. Şimdi birinci uyarıda demiş ki sağ yönündeki sayılar yani bu tarafa doğru olan sayılar 6'nın tam katı ardışık tam sayılardır ve aşağı yönlü oktaki yöndeki sayılar 3'ün tam katı ardışık tam sayılardır ve A artı B'nin 45 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi bak güzel kardeşim burada A'yı ve B'yi C cinsinden yazmanı istiyor senden sonra. Hiç durma 6'nın katı olan sayılar 6'şar alt, 6'şar artar. Dolayısıyla burası C artı 6'dır. Burası C artı 12. Burası C artı 18. Ve A dediğimiz sayı aslında C artı 24'ün ta kendisidir. Aşağı yönlü oklar da 3'ün tam katı oldukları için 3'er 3'er artacaktır. Yani burası C artı 3'tür. Burası C artı 6 ve B sayısı da C artı 9'un ta kendisidir. Ve A ile B'nin toplamı 45 olarak verilmiş bize. Yani C artı 4 ile C artı 9'u toplayacağım artık ben. Bu şekilde 2C artı 33 elde ederim. Eşittir 45 ise 2C eşittir 12'dir. Ve C sayısının 6 olması gerektiğini bulabilirim. C sayısı kaçtır diye sorulmuş. Hayırlı olsun cevap C seçeneği. Devam ediyorum 21. sorumla. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Tam anlamıyla da TYT'ye uyumlu bir soru. Dolayısıyla 21. soruyu başlamadan işaretle. Daha sonrasında tekrar edeceğiz bu soruları. Onur aşağıdaki en satır ve 7 sütundan oluşan tabloda mavi renkli kutuya bir sayı yazıp tablo üzerinde sadece sağ veya aşağı hareket ederek turuncu renkli kutuya ulaşıyor. Onur'un yaptığı bu işlem için aşağıdakiler biliniyor demiş ve devam edelim okuyalım bakalım neler biliniyormuş. Aşağı yönlü yaptığı her harekette bir önceki kutuya yazdığı sayının 4 fazlasını yazarken sağa doğru yaptığı her harekette 4 eksiğini yazıyor. Onur'un mavi kareye yazdığı sayı m ve turuncu kareye yazdığı sayı t olduğuna göre t-m'nin mutlak değeri 72'ymiş. Buna göre n sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani satır numarasının rakamları toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım benim... Şuradan başlayıp şuraya kadar gelebilmem için mutlak suretle son sütuna kadar gitmem gerekiyor. Kaç sütundan oluşuyordu? 7 sütundan. İlk sütundan yani 1. sütundan 7. sütuna kadar gidebilmek için 6 kere hareket etmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kaç numaraya gitmek istiyorsam 1 eksiği kadar hareket etmem gerekiyor. Ve sağa doğru hareketlerde 4 eksiğini yazıyorsak benim şuraya yazmam gereken sayım m eksi 6 kere 4 24'tür. Bu cepte. Daha sonrasında burası birinci satırdı ve ben eninci satıra kadar da inmek istiyorum şimdi aşağı doğru ineceğim. Peki birden n'ye kadar n tane sayı var ama birinci satırdan eninci satıra inebilmem için n eksi bir tane hareket etmem gerekiyor. Ve bu m eksi 24'ün üzerine ben ne yapacağım şimdi? Toplamda sevgili arkadaşlar n eksi 1 tane 4 eklemem gerekecek. Ve bunu eklediğim takdirde de ben neyi buluyormuşum? İşte buradaki t'yi buluyormuşum. Pekala hadi yapalım. m eksi 24 artı 4 n eksi 4 bana t'yi veriyor. Yani m artı 4 n eksi 28 eşittir t diyeceğim. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yoktur umarım. Devamında ise şunu kullanmam gerekiyor. T'den M çıkınca 72 kalıyormuş ya da M'den T çıkınca. Yüksek ihtimal T'den M çıkacak olmazsa diğerini de denememiz gerekecek. T dediğim sayı M artı 4 N eksi 28 Ve ben bundan neyi çıkarıyormuşum? M'yi çıkarıyormuşum ve bu bana 72'yi veriyormuş. Çok güzel biçimde artı M ve eksi M birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 28. Bunu ben sağ tarafa gönderirsem 4N eşittir kaç olacaktır? 100 ve her iki tarafı 4'e bölersem N'nin 25 olması gerektiğini bulacağım. N sayısının rakamları toplamı sorulmuştur. N 25 olabilir arkadaşlar ve bunun da rakamları toplamı 7 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır diyebilirim. Evet böylelikle 21'i de çözdük ve devam ediyorum 22. sorumla. Aşağıda üzerlerine numaraları yazılmış öğretmenler odasındaki dolabın görseli verilmiş. Ahmet, Buse ve Ceren'in dolap numaraları sırasıyla ABC olup A artı B artı C'nin 186 olduğu bilgisi verilmiş. Ahmet'in dolabının numarası soruluyor bana. Şimdi burada 1'den 11'e, buradan 2'den 12'ye, 3'den 13'e, 10'dan 20'ye geçtiğini söylediğine göre zaten ben burada onlar onlar arttığını biliyorum artık sayıları. Ahmet'in dolap numarası sorulmuştu. Ahmet'in dolap numarası A ise bunun bir altı kesinlikle ama kesinlikle A artı 10 ve bunun bir altı da A artı 20'dir. Böylelikle bunun bir sağındaki sayının a artı 11, bunun da bir sağındakinin a artı 12, bunun bir sağındakinin de a artı 21 olması gerektiğini tabii ki söyleyebilirim. Ve burada artık şunu elde ettim. bu senin dolap numarasını Ahmet'in dolap numarası cinsinden ve Ceren'in dolap numarası yine Ahmet'in dolap numarası cinsinden ifade ettim. Böylelikle Ahmet'in dolap numarası A'ydı zaten. Bu seninki A artı 12 diye ifade etmiştik artık ve Ceren'inkini de A artı 21 biçiminde ifade ettik. Bunların toplamı 186 ise eğer A, A ve A'nın toplamı 3A yapar. Burada 12 ile 21'in toplamı 33'tür ve ben bu 33'ü karşı tarafa gönderirsem 153'ün ta kendisini bulurum ve A'yı da sevgili arkadaşlarım 51 olarak bulabilirim artık. Doğru cevap zaten Ahmet'in dolap, dolap numarası soruluyordu. Ben de A'yı buldum. Doğru cevabım 51'di. Yani cevap C şıkkıydı. Devam ettim 23 ile. Bir trende Koltuk numaraları şekil 1'deki gibi soldan sağa doğru artacak şekilde birinci sıra daha sonra ikinci sıra şeklinde devam etmektedir. Yani şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biçiminde yan yana okunacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biçimde devam ediyor ve buradaki mavi koltuğun numarasının da 11 olduğunu da yazalım bu arada çünkü ondan hemen sonra 11 gelecek. Eğer koltuk numaralandırma işlemi şekil 2'deki gibi yani şuradaki gibi arkadaşlarım Önce koridorun sol tarafındaki daha sonra koridorun sağ tarafındaki koltuklar numaralandırılacak bir şekilde ardışık sayılar kullanarak yapılsaydı mavi koltuğun numarası kaç artmış olacaktı diye sorulmuş. Yani diyor ki şu şekilde numaralandıracaksın. 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gideceksin diyor. Bana buradaki son koltuk numarasını niye vermiş? Çünkü şundan kaynaklı Sağ tarafta ne kadar koltuk varsa sol tarafta o kadar koltuk olacak ve toplam 144 koltuk olduğunu bildiğime göre ben bunu ikiye bölersem 72 tane her e, sütunda koltuk var diyebilirim. Ve buradaki son koltuk numarasının da 72. Yani şurada şekil 2'de burasının 72 olduğunu söyleyebilirim. 72'den sonra yukarı çıkacağız ve 73 burasıdır diyeceğiz. Madem öyle burası 75'tir burası da 77'dir diyebilirim. Şimdi bana ne demişti? Şuradaki... Şuradakinden kaç fazladır diye sorulmuştu. 77'den 11'i çıkardınız ve cevabı 66 buldunuz. O halde doğru cevap A seçeneğidir diyebiliriz. Ve tabii ki bu sorumuzda lütfen sevgili arkadaşlarım işaretleyin. İşaretlerinizde fayda var. Çünkü bu sorulara daha sonrasında tekrar bakacağız birlikte. 24. sorumuza geçiyoruz. Bir diğer sayfada sayfa numaramız 17. Aşağıdaki birim karelerden oluşan şekilde bazı kareler mavi ile bazı kareler de sarıyla boyanmıştır denilmiş bana. Mavi mavi ile boyalı kare sayısı 76 olduğuna göre sarıyla boyalı kare sayısı kaçtır diye sorulmuş. Yine burada bir örüntü bulmamız örüntü elde etmemiz gerekiyor bizim. Ben bu örüntüyü şu şekilde elde edeceğim. Şu şekilde böldüm bak. Bu şekilde böldüm, böldüm, böldüm ve sevgili arkadaşlarım şuna dikkat etmenizi istiyorum. Her bir böldüğüm yerde 2 tane mavi, 1 tane sarı. 2 tane mavi, 1 tane sarı. 2 mavi, 1 sarı. 2 mavi, 1 sarı. sarı var. Şimdi buradan böldüm ya. Artık bu devam ediyor ve mavi ile boyalı kare sayısının 76 olduğundan bahsetmiş. E, sarıyla boyalı olan soruluyor. E şimdi güzel kardeşim şöyle yapacağım. 76 tane mavi varsa, 2 tane mavi varsa her bölmede 1 tane sarı oluyorsa toplamda 76 tane mavi varken kaç tane sarı olacaktır? E yarısı kadar yani 38 tane sarı olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım doğru cevabımız D şıkkına verilmiştir diyeceğiz. Bu kadar basit bu kadar yani detaylı bir şekilde ince düşünmenize gerek yok. Çünkü çoğu öğrenci bu şekilde örüntülü soruları yapamayabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin bu şekilde örüntüler kurduğunuz takdirde mutlak surette soruları çözersiniz. Dikkat ettiysen bir önceki örüntü sorusuna da aynı şekilde bak böyle kendini tekrar eden örüntü gruplarını ayırdım ben bunları sen de aynı şekilde çöz bundan sonra. Ve 25. soru 25. soruya yine bir işaret koymanda fayda var. Aşağıdaki tabloda pozitif doğal sayılar belli bir kurala göre yazılmış. Boyalı kareye gelen sayı yazılmayıp ardışık yazılmaya devam edilmiştir ama bu boyalı kareler belli bir düzende yazılıyor. Toplam boyalı kare sayısı 53 olduğuna göre 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Bana dikkatli dinle. Şimdi burada ne var? 1 var. Burada sevgili arkadaşlarım 8'den 10'a 9 var. 12 ile 14 arasında 13 var. 16 ile 18 arasında 17 var. 24'ten sonra da 25 gelecek. Şu şekilde 5'e kadar indik sonra buraya geçip yukarı sonra buraya geçip aşağı doğru buraya geçip yukarı doğru arttırıyoruz. Bundan kaynaklı burada 18'in bir küçüğü 17 var burada 12'nin bir büyüğü 13 var buna dikkat. Daha sonrasında benim burada bir örüntü bulmam gerekiyor. Bu örüntüyü nasıl bulabilirim? Sarı kare ilk başta ilk satırdayken yani birinci satırdayken sarı kare başka nerede gelmiş bak bir de burada gelmiş. Şimdi burası kaçıncı sütün sütun oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sütun oluyor. Burası 9. sütun. Yani artık ben şunu söyleyebilir miyim? Bu sarı boyalı kareler kendilerini 8'de 1 tekrar ediyor. 8'de 1 tekrar var bu sarılarda. Tamam sarı boyalı düzende 8'de 1 tekrar söz konusu. E peki sayılar da sevgili arkadaşlarım bu şekilde 5'er 5'er artıyor bak. Buradan buraya 5, buradan buraya 10, 15, 20, 25, 30 biçimde devam ediyor. Şimdi tablodaki en büyük sayının 264 olduğu bilgisi var. Böyle bir şey verilmiş. Ben toplamda 53 tane sarı olduğunu biliyorum ya. 53 tane sarı varsa sevgili arkadaşlarım. 53 tane sütun vardır. Bak 53 tane sarı varsa 53 tane sütun vardır. Dolayısıyla ben 53 ile 53 ile 5 5'i çarparsam çünkü her sütunda 5 tane sayı var. Çarparsam ne gelir arkadaşım? 265 gelir. Şimdi bana ne demiş? En büyük sayı 264'tür demiş. 265 olması gerekmiyor mu? Eee şimdi demek ki son sayımız burada 265 olabilir ve o da sarı kareyle kapatılmış olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım benim bunu da elde etmem gerekiyor. Hemen ne yapıyoruz? 53'ü madem 8'de bir tekrar var. 53'ü 8'e bölüyorum. 6 defa var. 48 çıkardım 5 dedim. Bu ne demek? 5. sütunla 5. sütundaki sarı karenin yeriyle 53. sütundaki sarı karenin yeri aynı. 5. sütuna bakıyorum hemen burası. 5. sütunda sarı kare nerede? Sonda. O zaman son yazacağımız sayıda da son sütunumuzda da son kare boyalıdır. Yani 265'in geleceği kare boyalı ve 265 boyalıysa bir önceki sayı en büyük sayıdır. 264'tür. Demek ki birinci öncülümüz bizim doğru. Çok güzel. Mantalite kavrandıysa devamını çözmek çok basit. Birler basamağı 1 bir olan ve tabloya yazılan 20 tane sayı vardır denilmiş. Şimdi birler basamağı 1 bir olan 1 var, 11 var, 21 var, 31 var, nokta nokta nokta. Madem en büyük sayımız 265 olacaktı bir de 261 vardır. Peki 1'den 261'e kadar kaç tane sayı var? Bunu nasıl bulurum? 261'den son terimden ilk terimi çıkarırım. Bunlar onar onar artıyor ederim ve 1 eklerim. Yani 26 artı 1'den 27 tane birler basamağı 1 bir olan sayımız var. Yalnız bazıları sarıyla kapatılmış olabilir. Peki bu sarıyla kapatılmış olanları ben nasıl bulacağım? Şimdi benim, benim dikkat ettiysen birler basamağı 1 bir olan bütün sayılarım zaten en üstte duruyor. Şunlar yani bak 41 burada kapatılmış gibi. E peki o zaman şu mantıkla düşünelim biz. 8'de 1 bu şekilde kapatılıyorsa bak 1 de normalde kapatılmış. 1 de normalde görünmüyor. Tamam 1 de yok normalde. 41 de yok. E madem bu şekilde düşüneceksek biz 53 tane bu şekilde tekrar varken 261'i ben gidip 8'e bölerim. Tamam ya e pardon özür dilerim. 53'ü ben 8'e bölerim. Çünkü 53 tane sütüm vardı. 53'ü 8'e böldüğüm takdirde 6 geliyordu zaten. Demek ki 6 tane biri kesin kapatmışız. Ama bu 6'cından sonra da daha burada 5 kalanımız var ya 5 tane daha devam edeceğiz. O 5 tane daha devam ederken de mutlaka ama mutlaka. Yani mesela örnek veriyorum 49. sütunda ilk kare boyalıdır. Dolayısıyla benim burada 6 tane artı 1 7 tane birler basamağı 1 olup da sarıya boyandığı için görünmeyen sayım vardır. O halde 27 taneden bu 7 taneyi çıkarırsak 20 tane sayı vardır. Demek ki bu da doğru. Ve 3. ifadeye geçiyorum. 100'ün yazılı olduğu sütunda yazılmayan sayı 97'dir. 100 hangi sütunda yer alır? 100'ü hemen ne yapacağım? 5'e böleceğim. Böylelikle 20'yi buldum mu? Buldum. 100 sayısı 20. sütundadır ve 20. sütunda yazılmayan sayı 97'dir demiş. E ben şimdi ne yapacağım? 20. sütunda hangi kare boyalıysa onu bulmam gerekiyor. Bunun için 28'e böleceğim. 2 defa var 16 çıkardım 4. Bu ne demek? 20. sütunda boyalı olan sarıya boyalı olan yerle 4. sütunda sarıya boyalı olan yer aynıdır. 4. sütunda sarıya boyalı olan yer neresi arkadaşlarım? İşte şurası. Dolayısıyla bizde de burası boyalıdır diyeceğiz. Ve nasıl ilerliyor bizim sayımız? Aşağıdan yukarı doğru artarak. Şimdi bir öncekinde en büyük sayı kaç olacak o zaman? 95. O halde buraya geçtim. 96 ve burası da 97 olacak. 98, 99, 100 diye devam edecek bizim 20. sütunumuzda. Ve yazılmayan sayımız 97'dir. Burada da zaten o şekilde söylemişti. Üçüncü ifademiz de doğru olduğuna göre doğru cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet 25'i boyamayı unutmayın 25'e işaret çakmayı unutmayın ve devam ediyorum 26. soruyla ki bu fasükülde yani bu fasükülde derken 40 soruda işlem becerisinde en beğendiğim sorudayız en beğendiğim soru olduğu için bunu sevgili arkadaşlarım farklı bir şekilde boyayın ve karşınıza MSÜ'de veya TYT'de çıkma ihtimali bu 40 soruda işlem becerisiyle alakalı olan kısımda en yüksek soru bu. İhtimali en yüksek, en fazla olan soru bu. Sütunları soldan sağa doğru 1 2 3 4 5 6 10'a kadar numaralandırılmış. 10 kutudan oluşan tablonun bazı kutuları kırmızıyla boyanıyor. Şimdi hangi kurallara göre kırmızıyla boyanıyor ona bakacağız. Bu 10 kutuya aşağıdaki kurallara göre bazı sayılar yazılıyor. 1 numaralı kutuya hemen sağındaki kırmızı kutu sayısı, 10 numaralı kutuya yani sondaki kutuya hemen solundaki kırmızı kutu sayısı Diğer kutulara ise bitişiğindeki hem sağ hem de solundaki boyalı kutuların toplam sayısı yazılıyor. Yani örnek olarak. Mesela burada 1 yazıyor. Tamam burada 1 yazıyor. E şimdi burası kırmızıya boyanmış. Hemen sağında kırmızıya boyalı kaç tane var? Bir tane var. O yüzden 1 yazılmış. Diyor ki şimdi burada sıfır yazıyor ya. Bunun ne sağında ne de solunda kırmızıya boyalı bir kare vardır diyor. Bak boyanmamış. Doğru. Buraya bakıyorsun burada 1 yazıyor çünkü hemen burada kırmızıya boyalı bir kare var. Buraya bakıyorsun 1 yazıyor. E burası boyalı olmadığına göre demek ki burası boyalı ve evet kırmızıyla boyanmış. Mantali de bu, bu arkadaşlar. Mesela burada 2 yazıyor ya bunun her iki yanında boyanmak zorunda. Şimdi devam. Diyor ki bana aşağıdaki tabloda bazı kutular kırmızıya boyandıktan ve kutulara sayılar yazıldıktan sonra tablodaki tüm kutular boyanmamış gibi gösterilmiştir. Buna göre kırmızı boyalı olmayan kutuların sütun numaralarını toplamı soruluyor bana. Şimdi ben neyi bulacağım biliyor musun? Nereler kırmızıya boyanmıştır? Ben bunu bulacağım. Öncelikle burada 1 yazıyor. O yüzden şurası kesinlikle ama kesinlikle kırmızıya boyalıdır. Burada 2 yazıyor. Bunun hem sağı hem solu mutlak surette kırmızıya boyalıdır. Burada 0 yazıyor. Demek ki sağ solu kırmızıya boyanmamış. Kırmızıya boyalı bir komşusu yok. Ve burada 0 yazıyor. Demek ki burası da boyalı değil ama burada 2 yazdığı için hem sağı hem de solu kırmızıya boyanmıştır. Şimdi burada 1 yazıyor ama burasının boyalı olmadığını yani 9 numaranın boyasız olması gerektiğini biliyorum ama burada da 1 yazıyor. O zaman demek ki ben burayı boyayacağım. Burada 2 yazdığına göre hem sağını hem solunu boyayacağım. Ve dikkat ettiysen burada da 2 yazıyor. Hem sağ hem solu boyalı olmuş oldu. Pekala. Ama hocam şuna da dikkat etmek gerekiyor. 2 numaralı 1 yazıyordu. E ben burayı boyayamam çünkü burada 0 yazıyor. O zaman nereyi boyayacağım? İşte burayı boyayacağım. Şu an boyalı olmayan kaç tane kaldı? Elimizde 3 tane ve bunlar da 3 numara, 5 numara ve 9 numaradır. İşte bunların sütun numaralarının toplamı sorulmuş. 9 artı 5, 14. 3 daha 17'yi verir ve doğru cevabım E şıkkı olur sevgili gençler. Bu çok güzel soruyu birlikte çözebildiğimiz için minnettarım. Kime minnettarım? KR Akademi'ye minnettarım. Çünkü arkadaşlar KR Akademi yayınları olarak e, biz YouTuber öğretmenlerin özellikle YouTuber demek istemiyorum kendime ama YouTube'da ders anlatan öğretmenlerin diyelim e, aşırı derecede yanında oldukları için çok teşekkürler onlara tekrardan. E, İlla ki Teoman Hocam falan da duyuyorsa beni... Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum çünkü ciddi anlamda çok güzel bir iş yaptılar. Ciddi anlamda bütün öğretmenleri bir araya toparlayabildiler. ve biz öğretmenler bir arada olabildiğimiz müddetçe zaten güçlüyüz arkadaşlar. Yani neye göre güçlüyüz? Şuna göre. Öğrencilere seslerimizi daha kolay duyurabiliyoruz. Yani e, bu kitap 80 sayfa ve bu 80 sayfalık bir kitabı bu fiyatlara satabilmek şu piyasada. Yani arkadaşlar yani benzinin litresi olmuş 35 lira ya 35 lira. Havaalanında geçenlerde bu uçağa binmiştim. Havaalanında yarım litrelik su 45 lira arkadaşlar. Ya öyle düşünün. De tamam havaalanı uç bir örnek ama ya ekmeğin 10 lira olacağı konuşuluyor. Yani şu piyasanın içerisinde ya bu piyasayı iyi okumak gerekiyor. Piyasa şu an gördüğünüz gibi yani nasıl olduğu aşikar ortada ve şu piyasada. 80 sayfalık bir kitabı fotokopinin bile şu an arka dönlü fotokopinin bile 1,5 lira olduğu bir e, zamandayız. 1,5 lira hatta belki bazı yerlerde 2 lira. Yani bizim burada bir kırtasiye var ismini vermeyeyim şimdi. 2,5 lira dedi ya inanabiliyor musunuz? Hadi o uç bir örnek eyvallah 2,5 lira olabileceğine inanmıyorum ben arka dönlü bir fotokopinin. E, 2 lira diyen vardı o biraz daha makuldü ama yani 1,5 lira ortalaması. E şimdi düşünüyorum... Ee, bu kitap 80 sayfa. Kapağı var. Kapağına lak çekilmiş. Ee, bunun, e bunun kitabın sırtı dediğimiz şu kısım var ya arkadaşlar. Kitabın sırtı dediğimiz yer. Buraya tutkal yapıştırılıp bunun tutturulması. Daha sonrasında işte 5000 tane kitabın arka arkaya girip normalde bu kitap direkt bu ebatlarla basılmıyor arkadaşlar. Bunun fazlalıkları oluyor sağında solunda ve bu sağındaki solundaki fazlalıkları her kitabı tek tek buralardan böyle kırkma işlemi kesme işlemi böyle Devasa bir maket bıçağı düşünün. Kitabın burasına geliyor ve kırt deyip atıyor burayı. Ee, ve hani A4 kağıdının dan hallice diyebiliriz bu kağıda da. Gerçekten kaliteli bir kağıt. Yani bu piyasada bu kitabı bu fiyatlara e, sevgili arkadaşlarım satabildiğimiz için Kare Akademi'ye ciddi anlamda çok teşekkürlerimi iletiyorum. E, çok büyük bir iş yaptılar ve biz öğretmenlere de bu şekilde hani ee, sağda solda pdf paylaşmaktan gerçek, Gerçekten gına gelmişti O pdf'leri hazırlamak ne kadar zor Yani şöyle söyleyebilirim size Zamanında şimdiye kadar ben hep Neredeyse pdf geldim ve e, Bir pdf arşivi oluştu yani google drive'da O pdf arşivlerinde zaten Tamamı paylaşılmış durumda Her videonun altında neredeyse bir pdf var O pdf arşivlerinde sevgili arkadaşlar O kadar çok emek harcamışım ki bütün pdf'leri Kendim hazırladım bir kere O pdf'leri harcayacağım ama belki 500 tane daha Video çekebilirdim bak Bunlar buna emin olabilirsin 500 tane o pdf hazırlamak ne kadar zor bir olay. Yani ne kadar zor bir olay. Bazen böyle 30 sayfalık bir pdf hazırlıyordum. O 30 sayfalık pdf'te sevgili arkadaşlarım kaydet tuşuna bastığın zaman 10 dakikada falan kaydediyor program. Çünkü onların her birini bir görsel olarak bir png dosyası olarak algılıyor e, bilgisayar. Ve bunu kaydetmesi uzun sürüyor. Ve bazen o tam kayıt esnasında böyle dolarken o loading kısmı dolarken çat birden program hata veriyor. Hadi başa sar hoppala yani o PDF'ler o kadar zulümdü ki bana. O kadar iyi geldi ki şu kitaptan çalışmak. Ciddi anlamda. Yani sizler için de derleyici toparlayıcı. Bence 10 numara 5 yıldız. Çünkü elinize tek bir kitap var. E, bütün soruları kaliteli biçimde görselleri hazırlanmış. Her şeyi bütün sorulara görseller tek tek elle çizilmiş. Bütün sorular ÖSYM'nin yani ben örnek veriyorum ben soruları yazarken e, soruda, sorudan nerede Koyu punto kullanacağız, nerede bold olacak, nerede açık renkli olacak bunlara dikkat edemezdim mesela ama e, profesyonel bir ekip bize bu şekilde yardımcı oldu kare Akademi'nin e, bünyesinde. Valla minnettarım ya, efsane bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Öğrenciler adına da teşekkür ediyorum, kendim adıma da teşekkür ediyorum. Öğrencilerin de sizlere teşekkür ettiğini duyar gibiyim. Diyelim, devam edelim. 27. sorumuzdayız sevgili arkadaşlar. Matematik öğretmeni Tarık Bey'in bir bilgisayar programına bazı sayıları yazma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiş. E buna göre Tarık Bey birden 102'ye kadar olan ardışık 102 sayıyı ara vermeden bu programa kaç dakikada yazmıştır diye soruluyor. Şimdi bizim burada sayının basamak sayısı 1 ise yani birden 9'a kadar olanlardan bahsediyor. 9 tane rakam var. E bu 9 tane rakamı her birini 2 saniyede yazıyorsa 2 çarpı 9'dan 18 saniyeyi harcadık. Şimdi iki basamaklı sayıları 3 saniyede yazıyor. Benim kaç tane iki basamaklı sayım var? 10'dan 99'a kadar 90 tane. Dolayısıyla 3 çarpı 90'dan 270 saniyede burada harcadık. Daha sonrasında bir de 3 basamaklı sayılar var. Kaça kadar da? 102'ye kadar. 100 var. 101 var. 102 var. 3 tane sayı var. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten de 12 saniyede burada harcamış olduk. Pekala. Bunların hepsini toplayacağız. 18 12 daha 30 yapar 30'a 270 eklersen 300 saniye yapacaktır Peki 300 saniye kaç dakikadır Hemen ne yapacaksın 60'a böleceksin Çünkü 60 saniye bir dakika yapar Bu da bana 5 dakikayı verir arkadaşlar Cevap 5'ti 27. sorumuzun cevabı E dedik devam ediyoruz Bir sonraki sayfamızda 28. sorumuzda 28 ve 29. soruları Aşağıdaki bilgilere göre çözmekte fayda var Aşağıda köşelerinde 1, 2, 3, 4 numaraları verilen kare biçimdeki bir kağıdın 2 adımda 4'e katlanması gösterilmiştir. Önce aşağıdan yukarıya doğru katlıyoruz. Sonra da bu katlanmış kağıdı sağdan sola doğru katlıyoruz. Yani toplamda 4 kat oluşmuş oluyor ve son durumda şu şekilde bir hal alıyor. Birinci adımda... Kağıt aşağıdan yukarıya ikinci adımda sağdan sola katlanıyor. Böylece son durumda 1 2 3 4 numaralı köşeler çakıştırılıyor. Son olarak kağıdın konumu değiştirilmeden bazı parçalar kesilerek çıkarılıyor. Şimdi 28. sorumuza bakalım. Kesilen parçalar çıkarıldıktan sonra kağıt konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden tamamen açılıyor ve aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Buna göre kağıdın açılmadan önceki biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere sevgili gençler biz bu kağıdı Son katladığımızda şuradaki parça gibi elde edebileceğimiz için ki bu parça da aslına bakarsanız şurasıdır. Yani ben burada nasıl kestiysem A şeklinde kestiysem bu birinci parçada da aslında açıldığı takdirde kağıt nasıl görünecektir arkadaşlarım? Yine düz A biçiminde görünecektir. E şimdi buraya bakıyoruz. Burası bu şekilde M görünüyorsa demek ki bizim bu kağıdımız katlanıldığı takdirde de yine bu şekilde bir görüntü oluşturacak. Yani sevgili arkadaşlarım sigma Yunanca'daki sigma harfi gibi olacak. O halde cevabımız A seçeneğidir dedik. Ve devam ediyorum 29'da. Kağıt katlandıktan sonra aşağıdaki gibi kesiliyor. Bu sefer nasıl diyeceğiz? Başlangıçtan sonra doğru gitmemiz isteniyor. Bu şekilde kesersek nasıl görünür diye soruluyor. Bir kere hemen şurada ben sana göstermek istiyorum. Şurayı şöyle ikiye böldükten sonra yapacağım ama bunu. Şimdi ben burada bu şekilde bir görsel kestiysem. Bu yukarı doğru şöyle bir ok vardır. Bu Aşağı doğru katlandığı için e şu şekilde de bir yine ok görseli olacak. Ve bu, bu bu tarafa doğru katlandığı için sevgili arkadaşlarım son aşamada yine burada da bir ok görseli çıkacak simetrik biçimde. Şu şekilde olacak. Ve daha sonra bir de burada şu şekilde 3 tane kenara sahip ki açıldığı takdirde bir altıgeni vermesi e, aş, e, aşikar olan bir kağıt var. O da şu şekilde katlanmıştı. Hatta biraz yukarıda şu şekilde katlanmıştı. E o zaman bu tarafa da aynısı çıkacak. Yine aynı şekilde bunun simetriği de burada olacak sevgili arkadaşlar. Yani benim elde etmem gereken cevap bu olduğu için doğru cevabımız nerede verilmiş arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. C seçeneğinde doğru cevap verilmiştir diyebiliriz. Evet, geçtim 30'a. Arkadaşlar, bunlar da muhakeme problemi diyebiliriz aslında bakarsanız. Muhakeme problemlerinin bir konu anlatımı olmaz. Muhakeme problemlerinin bir konu anlatımı olmaz. Bunun hiçbir yerde konusunu bulamaz. Hiçbir hoca da sana bunun konusunu anlatamaz. Çünkü muhakeme yeteneğiyle çözülen sorular öğrencinin kendi adı üstünde muhakemesiyle düşünmesi gereken sorulardır. Kendisi bulması gerekiyor. Sen bir soruyu 3 farklı biçimde çözebilirsin. Ben 9 farklı biçimde çözüm sunabilirim buna. Ve bu 9 artı 3'ten birbirinden farklı 12 tane farklı yöntem dışında başka bir arkadaşımız 20 farklı yöntemle de çözebilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar muhakeme problemlerini kendimiz düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir yerde konu anlatımını bulamazsın. Aklında bulunsun. Asa, tat, ata ve sat kelimelerinin şifreleri karşılık, karışık olarak 312, 121, 212 ve 131'dir. Buna göre ast kelimesinin şifresi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada bazı kopyalar elde etmemiz lazım. Bazı tiyolar elde etmemiz lazım. Asa, tat ve ata kelimeleri sevgili arkadaşlarım bunların her biri palindromik kelimelerdir. Yani simetriktir. Tersten ve düzden okunuşları aynıdır. Asa, tat ve ata ama sat böyle değil. Dolayısıyla bunların şifreleri de palindromik olmak zorundadır. 121, 212 ve 131 gibi. Demek ki sevgili arkadaşlarım sat burada 312'ye karşılık geliyor. SAT 312 ise demek ki A'nın şifresi 1, T'nin şifresi 2 ve S'nin şifresi 3'müş. Bizden ne isteniyordu? AST isteniyordu. Demek ki 1 3 2 yani 132 bizim şifremiz olacak. Doğru cevap B şıkkıydı. 10 numara 5 yıldız çözüme kavuşturduk sorumuzu. Devam ediyorum 31. sorumla. Demiş ki Yukarıdaki peteklerin üzerine sırasıyla birden başlayarak belli bir kurala göre ardışık tam sayılar yazılıyor. Buna göre 32. sütundaki doğal sayıların toplamı sorulmuş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle burada ardışık tam sayıların yazıldığını görüyoruz ve belli bir düzene göre hareket ediyor. Bu daha önce çözdüğümüz periyodik biçimde devam eden renkler vardı ya onun sayılı versiyonu ve bu, şekilde, bu sefer 32. sütundaki doğal sayıların toplamı sorulmuş bize. Peki ben buradaki düzeneyi nasıl çözmem gerekiyor? Bak şu şekilde tekrar ettiğini görebiliyoruz. Bir üçlü bir ikili bir üçlü bir ikili biçimde te te tekrar ettiğini görüyoruz. E pekala bizden ne isteniyordu? 32. sütun. E şimdi hocam Burada 5 tane sayı var. Burada da 5 tane sayı var. 32. sütunu ben bu şekilde iki, ikişer ikişer bölecek olursam yani birinci sütunda ikinci sütunu bir grup yaptım. 3 ile 4'ü bir grup yaptım. O zaman 32'ye kadar toplam 16 tane benim grubum olacaktır. Tamam mı? Gru, grup şöyle yazılıyor sanırım. Aynen. 16 tane grup olacaktır. Ve 16 tane grupta 16 tane grupta Toplam beşer beşer sayılar olduğu için 16 çarpı 5'ten ben 80 diyecektim. Neye 80 dedim ben şu an sevgili arkadaşım? Neye 80 dedim? 16 tane gruptaki 16. grubun son sayısına 80 dedim. Yani 32. sütundaki sütundaki en büyük sayıya 80 dedim. 32. sütunda gördüğün üzere numarası çift olan sütunlarda 2 tane petek olduğuna göre o zaman 32. sütunda çift olduğu için numarası 2 tane vardır. Ve en büyüğü 80 ise bir altında yazan da 79'dur. O halde demek ki ya da bir üstüne yazan 79'dur. Demek ki 80 ile 79'un toplamı istenmiş bizden. Bu da bize 159'un ta kendisini verir. O halde cevap B şıkkıdır. Ve devam ediyorum 32 ile. Şimdi bu da yine çeldirici sorulardan bir tanesi. Bu çeldirici soruyu sevgili arkadaşlarım nasıl çözmemiz gerekiyor? Bak Tonga'ya düşme. Aman dikkat. A sayısı 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel kaça kadar? 40 faktöriyel kadar. Sayısındaki her bir terim bir azaltılarak B sayısı elde ediliyor. Buna göre A eksi B farkı hangisine eşittir? Burada temel yanılgı şu. Her biterim terim bir azaltılarak diyor ya. Sen bunu şu şekilde anlıyorsun. 1 eksi 1 faktöriyel. E 2 eksi 1 faktöriyel. Sonra 3 eksi 1 faktöriyel. En son nokta nokta nokta. 40 eksi 1 faktöriyel diyorsun. Bu da sevgili arkadaşlarım B sayısını verdiğini düşünüyorsun burada 0 faktöriyel bir faktöriyel 2 faktöriyel artı nokta 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 işte 39 faktöriyelmiş gibi düşünüyorsun B sayısını ama temel yanılgı buydu. Neden buna yanılgı diyorum? Çünkü bize diyor ki her bir terim bir azaltarak diyor. Terim diyor. Terim dediği şey artı veya eksi işaretleriyle birbirinden ayrılmış olan matematiksel ifadelerdir. Yani burada terim bu. Burada terim bu. Terim bu. Terim bu. Yani ben burada biri değil bir faktöriyeli bir azaltacağım. Bunu bir azaltacağım. Bunu bir ve en son bunu bir azaltacağım. Ve toplamda 40 kadar bir azalma bekleyeceğim. Yani A'dan 40 çıkınca B'yi elde edecekmişiz. E, benden A eksi B'yi istemişti. E, ben B'yi bu tarafa 40'ı bu tarafa atarsam A eksi B'nin 40 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim inanılmaz derecede tongaya düşmelik bir soruydu dolayısıyla işarette ki daha sonraki sorularda tongaya düşme. 33. soru. Aşağıda eş altıgenler kullanılarak elde edilen bir sisteme verilmiş gençler. Bu süslemede 82 tane beyaz altıgen olduğuna göre mavi ile boyalı altıgen sayısı soruluyor bize. Yine bir düzenek kurmamız gerekiyor. Yine periyodu gözümüzde belirlememiz gerekiyor ki buradaki periyodu ben sana şu şekilde gösterebilirim. Böylelikle her bir periyotta 4 tane beyaz varken bir tane mavinin olduğunu görüyorsun. Kaç tane beyaz varmış? 82 tane ki şu son 2 tane beyazı buradan çıkaracak olursam elimde 80 tane beyazın kaldığını görebilirim. Çünkü sondaki 2 tane beyaz periyodumuza uymuyor. Bundan kaynaklı ben bunları çıkardım. Şimdi 80 tane beyaz varken her 4 beyazda bir tane mavi yok mu arkadaşlar? Var. O zaman 80 tane beyaz varsa bunun dörtte biri olan 20 tane de mavi vardır derim. Cevabım da C seçeneği olur böylelikle. Ve devam ediyorum. 34. sorumla. N ve M doğal sayılar. 1, 1'in karesine, 1 ile 3'ün toplamı 2'nin karesine, 1, 3, 5'in toplamı 3'ün karesine eşit olacak biçimde devam ediyoruz. M kare de 16'nın karesi artı 12'nin karesi eşit olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? M kare burası. Ve ben bu M'nin karesini 12'nin karesi artı 16'nın karesi biçiminde yazmak istiyorum. Acaba 12'nin karesi ile 16'nın karesini toplayınca kaçın karesini buluruz diye düşünmektense burada şöyle bir kurnazlık izleyebiliriz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamı kaça eşittir? 5'in karesine değil mi? Bu 3, 4, 5 üçgenindeki Pisagor bağıntısından geliyor. Peki 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16 değil mi? O zaman 5'in 4 katı da bize neyi verir? 20'nin karesini verir. Yani m kare 20'nin karesi ise m gerçekten 20'ymiş arkadaşlar. m'yi bulduk. Peki Burası 1 artı 3 artı 5 artı 7 yani 4'ün karesi. Burası 1 3 5'ten 3'ün karesi. Burası 1 artı 3'ten 2'nin karesi biçiminde ilerliyor ya. Ve ben m'yi kaç buldum? 20'nin karesi olarak bulmuştum. Peki buna bir çare var mı? Var. Mesela burası 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9 olacaktı bir sonraki aşama. Ve burası kaç olacaktı arkadaşlar? 5'in karesi olacaktı. E peki şunlara bakın. 1'in 2 katı 2, 1 eksi 1. 2'nin 2 katı 4, 1 eksi 3. 3'ün 2 katı 6, 1 eksi 5. 4'ün 2 katı 8 ve 1 eksi 7. 5'in 2 katı 10 ve 1 eksi 9 sa. M sayısı 20 ise 20'nin 2 katı 40 ve 1 eksi bana 39'u verir. Dolayısıyla N sayımız da 39'muş. Bunların da toplamı bana 59'u verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır deriz. Ve geçiyorum 35. soruma. Aşağıda bir tane koni var ve üstten görünümü gösterilmiş. Buna göre bu koninin yandan görünümü hangisine eşit olabilir diye soruluyor şimdi. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle diyebiliriz. Bir kere en üst tamamı mavi. Dolayısıyla benim yandan baktığım zaman bu şekilde en üstünde bir mavi görsel görmem gerekiyor ki hepsi mavi. Hemen bir altına geçiyorum. Sağ tarafı Kırmızı, sol tarafı sarı olacak. Sarı kırmızı. Galatasaray gibi. Peki. Sol tarafında sarı ve sağ tarafında kırmızı görmek istiyorum. Yani sarı ve kırmızıyı görmek istiyorum ikinci aşamada. Bak sarı kırmızı, sarı kırmızı, sarı beyaz olmaz. Sarı kırmızı ve sarı beyaz yine olmaz diyoruz. Üçüncü aşamaya geçtim. Yine her yeri mavi olduğu için üçüncü aşamanın tamamı mavi olacak. Bak tamamı mavi. E burada... Kırmızı beyaz burası kırmızı beyaz bu da olmaz bu da olmaz demek ki cevabımız A'ymış hatta burada kırmızı ve sarıyı kırmızı ve sarıyı da görebiliyoruz o halde doğru cevap A şıkkı olacaktı sevgili gençler. Bu sayfayı da bitirdik bu sayfada işaretlemeniz gereken bir soru var mı şu 32. soruyu işaretlemiştik zaten burada 34. soruyu da işaretleyebilirsin msv'de karşına gelme ihtimali mevcut sorumuzun 36. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki kartlar yan yana konularak 4 basamaklı sayılar elde ediliyor. Örneğin 21 ve 12 kartları yan yana koyulursa 21.000 pardon 2112 sayısı elde edilir. Peki ben 1213 sayısını kaç farklı biçimde elde edebilirim bu kartları kullanarak? Bu soruluyor bize. 1 numaralı kartı, 2 numaralı kartı ve 13 numaralı kartı yan yana koyarak 1213 sayısını elde edebilirim. Ya da 12 kartını kullanırım. 1 kartını ve 3 kartını kullanırım. Böylelikle yine 1213 sayısını elde edebilirim. 12 kartını ve 13 kartını kullanarak yine 1213 elde edebilirim. Başka var mı? Tabii ki var. 1'i kullanırım. Daha sonrasında 21'i kullanırım ve 3'ü kullanarak 1213'ü elde edebilirim. Arkadaşlar başka kalmadı. 1 2 3 4 tane şekilde elde edebiliriz. O halde cevabımız D şıkkında verilmiştir dedik ve devam ediyorum 37 ile. Pozitif doğal sayılardan oluşan bir kümenin herhangi bir elemanı diğer herhangi iki elemanının farkına eşitse bu kümeye farkındalı küme denir. Örnek olarak da A kümesi 2 7 9 15 elemanlarından oluşurken 9'dan 2'yi çıkardığım takdirde 7 kalır ve 7 bu kümenin elemanı olduğu için bu küme bir farkındalık kümesidir. Pekala x 9 16 ve 24 elemanlarında oluşan bir B kümesi var. Bu küme farkındalık küme olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi buradaki x için 16'dan 9'u çıkarıp 7 bulup bunu x'e eşitleyebilirim. Ya da 24'ten 9'u çıkarırım. Bu şekilde karşıma 15 gelir. Bu da yine x'e eşit olabilir. Ya da 24'ten 16'yı çıkarırım. 24'ten 16'yı çıkardığım takdirde 8 gelir ve bu da yine x'e eşit olabilir. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü arkadaşlar bunların farkları x olabileceği gibi bunlardan x'in farkı da diğerleri olabilir. Yani ne demek bu? 24'ten ben x'i çıkararak 9'a eşitleyebilirim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım x buradan 15 gelebilir. Ki zaten hocam burada yok muydu? Vardı. E peki o zaman 24'ten eksi çıkarmak yerine ben x'ten 24'ü çıkarsam ki onlardan büyük olabilir demiştim. x'ten 24'ü çıkardım 9'a ve x'ten 24'ü çıkardım 16'ya eşitledim. Başka var mı hocam? Başka düşünebilir miyiz? Hocam x'ten 16'yı çıkarıp 9'a da eşitleyebilirsin. x'ten 9'u çıkarıp 16'ya eşitlemek de aynı şeydir. Dolayısıyla başka kaldı mı? Başka kalmadı. Şimdi bunları bulalım. Neyden 24 çıkarsa 9 olur? 24'ü karşıya atarak eksi 33 bulabiliriz. Eksi 24'ü karşıya atarsam eksi 40 gelir. Ve eksi 16'yı karşıya atarsam eksi 25'in ta kendisi gelir. Şimdi bunları toplayacağız. Hadi bakalım. 7, 8 daha 15, 15 daha 30 yaptı. Burada ise 73 artı 25'ten 98'imiz var. Ve ben bunları toplarsam 128 sayısını elde ederim. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olur sevgili gençler. 37'yi de bitirdik. Şimdi sırada 38 var. 38. sorumuz güzel. Ve sevgili arkadaşlarım geçmeden önce 37'yi mutlaka işaretle ki ileride ihtiyacın olacağını düşünüyorum. Doğa hesap makinesini kullanarak bazı işlemler yapmak istemektedir. Ama hesap makinesindeki bir arızadan dolayı çarpma işlemi tuşuna basınca bölme, bölmeye basınca toplama, toplamaya basınca çıkarma ve çıkarmaya basınca da çarpma işlemi yapılıyor. Mesela 12 çarpı 4 artı 8 işlemi yapılırken çarpmayı bölme olarak algıladığı için önce 12'yi 4'e bölüyor. Toplamayı çıkarma olarak algıladığı için bundan da 8 çıkarıyor ve işlemin sonucunu eksi 5 buluyor. Doğa bu hesap makinesini kullanarak 2 üzeri 6'nın sonucunu hangisi olarak bulmuştur diye soruluyor. Bulmuş olamaz diye soruluyor. Şimdi 2 üzeri 6 kaç? 64. 64 normalde bize 64 cevabını verecek işlemler yaparak hangisini bulamayız diye Soruluyor aslına bakarsan karışık bir soru ha ama merak etme güzel biçimde çözeceğiz önce çarpma işlemlerini düşünmemiz gerekiyor şimdi ben burada 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yaparak 64 elde edebilirim ama bu hesap makinesi öyle çalışmıyor 2 2'ye bölüyor 1 1'i 2'ye bölüyor 1 bölü 2 1 bölü 4 1 bölü 8 1 bölü 16'yı elde edebilirim ki şıklarda yok zaten peki başka türlü bulabilir miyim ben bunu buluruz Şöyle mesela 4 çarpı 4 çarpı 4 yaparsam da bana 64'ü verir normalde. Peki bu hesap makinesi ne olarak hesaplayacak bunu? 4'ü 4'e böldüm 1. 1'i 4'e böldüm 1 bölü 4. Aha da şıklarda buldum. Demek ki bu olabilir. Bu gitti. Başka devam edelim. 64'ü ben 8 kere 8 olarak elde edebilirim. Peki hesap makinesi ne yapacak? 8 bölü 8 1'i elde edecek. Bak 1 de var. Bu da gitti. Başka. 32 çarpı 2 dersek 64'ü buluruz ama 32'yi 2'ye bölecek hesap makinesi 32 bölü 2'den 16'yı bulurum 16 da var şıklarda Peki 64 çarpı 1 bana 64'ü verir 64'ü 1'e bölerek 64 bulabilirim ki şıklarda zaten yok Başka 16 çarpı 16 çarpı 2 çarpı 2 desem o zaman ne ortaya çıkar ki bu bana 64'ün ta kendisini verir normalde 16'yı 2'ye böldüm 8 8'i 2'ye böldüm 4'ü verdi ki 4 de zaten şıklarda var. O halde elde edilemeyecek olan sayımız kaçmış? 32'ymiş dedik sevgili gençler. Böylelikle 38. soruyu çözdük artık son iki sorumuz var. Geçtik 39. soruya ki bu da benim bu bölümde en beğendiğim ikinci soru diyebilirim. Şekilde 2 küp yardımıyla dolayısıyla işaretleyin unutmayalım sonrasında. Şekilde 2 küp yardımıyla bir ayın bütün günlerini gösteren bir takvim vardır. Sarı küpün yüzeylerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5 Mavi küpün yüzeylerinde ise 0, 1, 2, 6, 7, 8 yazmakta ve 6 ters çevrilerek ihtiyaç halinde 9 olarak da kullanılmaktadır. Şekilde bir ayın 19. günü de gösterilmiş aynı zamanda bak 19. 9. Tamam normalde bu 6 ama ters çevrilmiş 9 olmuş. Günlere göre gerektiğinde iki küpün yeri değiştirilmekte yani sarıyla mavi günlere göre yer değiştirilebilmekte ihtiyaç halinde. Aşağıdaki günlerin, günlerden hangisinin gösterimi yapılmak için bir önceki gündeki küplerin yerleri kesinlikle değiştirilmiştir diye soruluyor. Şimdi o zaman bir önceki günlere gideceğiz. Yani ben buraya 01, buraya 08, buraya 21, buraya 25 ve buraya 28'i yazacağım. Pekala. Devam. 0-1'i yazmak için 0'ı buradan, 1'i buradan alabilirim. 0-2'yi yazmak için yine 0'ı buradan, 2'yi buradan alabilirim. Yani küplerin yerini değiştirmeme gerek yok. Yani A gitti. 08'i yazmak için önce sarıyı sonra maviyi kullanacağız. Yani 08 biçiminde. E ben 09'a geçmek için burada 6 olmadığı için yine 0'ı buradan, 6'yı da ters çevirip 9'u buradan yazmak zorundayım. Sıralama değişmedi. Dolayısıyla B de gitti. Ve sonrasında şu kısmı tekrardan sildim. Devam ediyorum. 21'e bakalım. 21'i yazmak için 2'yi buradan, 1'i buradan kullanabilirim. 22'yi yazmak için yine 2'yi buradan 2'yi buradan kullanabilirim. Yani yerleri değişmez. Dolayısıyla bu da gitti. 25'i yazmak için 5 sadece ama sadece sarıda olduğundan sevgili arkadaşlarım. 2'yi buradan 5'i buradan kullanacağım. 26'yı yazmak için bak şimdi ne oldu? Ben maviden 2'yi kullandım. Sarıdan 5'i kullandım değil mi? E peki 26'yı yazmak için 6 burada olması gerektiği için ben artık ne diyeceğim? Maviyi bu tarafa alacağım. Çünkü 6 onda. Sarıyı da bu tarafa alacağım. Ve sevgili arkadaşlarım böylelikle 2'yi de yine buradan kullanmış olacağım. Yani mavi ile sarının yeri değişmek zorunda kaldı. Cevabımız D şıkkı. 28'i yazmak için 2'yi buradan 8'i buradan kullandık. 29'u yazmak için de 6 burada olduğu için mecburen 2'yi buradan 6'yı da buradan ters çevirerek 9 olarak kullanacağız. Yani yine yer değişmedi. O halde cevabımız D şıkkı olacaktı dedik ve artık son sorumuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, son sorumuz için son sorudan önce artık işlem becerisi dediğimiz kısmın ne demek olduğunu sen gayet iyi anladın. İşte bunun içinde ardışık sayılar var, ardışık sayılarla yapılan işlemler var. Daha sonrasında işte belli bir sayı verip o sayıyı farklı bir sayı cinsinden ifade edebilme soruları var. İşlem becerisi bu. Yani matematik Kısmına baktığımız zaman yani biliyorsunuz matematik diye bir dal var ve bu dalın içerisinde bunları bulamayız ya yani bunlar tamamen işlem becerisi olarak geçer arkadaşlar yani böyle bir konu hani ardışık sayılar iyi tamam hoş güzel işte Gauss çalışmalar yapmış formüller bulmuş çeşitli şeyler çıkarmış bunun kitabı bile var ama bunun çok daha derinleri bunlar e, derin olduğu için de farklı bir konu başlığı olarak açılabilmiş ama şimdi düşünüyoruz Bizim TYT kısmındaki ardışık sayılar ve örüntülü sayı grupları şunlar bunlar hep bunlara sevgili arkadaşlarım bir konu gözüyle bakmayın lütfen. Bunlar hala temel kavram. Bunlar hala işlem becerisi. Ve biz TYT'yi bir araç olarak kullanmalıyız. Amaç ne burada? AYT. Dolayısıyla biz burada ne kadar işlem becerimiz, işlem yeteneğimiz yüksek olursa ayet de o kadar rahat ederiz. Aklınızda bulunsun ben şimdiden size bunları söyleyeyim ve 40. sorumuzda çözelim. Çözdükten sonra artık işlem becerisini de 40 defa söylemiş olalım ve olsun arkadaşlar. Tamam, herkesin kafasında işlem becerisi diye bir konu artık mazi olarak kalsın. Yukarıdaki şekilde yeşil boyalı birim kare sayısı mavi boyalı birim kare sayısından 59 fazlaymış. E buna göre bu şekilde kaç tane birim kare vardır diye soruluyor. Örüntü. Örüntülü sayı grupları dedik ya. Örüntü bulacağız burada. Örüntüyü nasıl bulacağız? Başlar nasıl başlamış? Sarı mavi, sarı yeşil, sarı yeşil. Sarı mavi, sarı yeşil, sarı yeşil. Ha şu sarı maviden önce bir çizik atabilirim o zaman. Sarı maviden önce bir çizik atabilirim. Bak böylelikle şuradaki ile şuradaki aynı oldu ya. Ve diğeri de aynı şekilde başlıyor. O zaman örüntümüz bu. Peki nasıl bitmiş o da önemli. Hemen sarı ve maviden önce ne yapacağım? Çizimi atacağım. Şimdi burada hangi renklerden bahsetmiş? Maviden ve yeşilden. E buraya bakıyorum. iki tane yeşil var her grupta. Bir tane mavi var. Yani yeşilin yarısı kadar mavi var. Ve ne demiş bize? Yeşil boyalı birim kare sayısı mavi boyalıdan 59 fazla. Her birinde bir fazlaysa, her birinde bir fazlaysa e şuraya geliyorum, bakıyorum burada mavi var bir tane. Ben bu maviyi burada görmezden gelirsem, yani burayı söküp atarsam sorunun içerisinden, artık yeşil boyalı birim kare sayısı mavi boyalıdan 59 değil 60 fazla olur. Neden? Çünkü maviden bir tanesini çıkardım ya. Yani artık şu kısımda 60 tane fazla yeşil olduğunu biliyorum. Hem madem öyle, her birinde bir tane varsa. E ve 60 fazlaysa demek ki 60 tane burada tekrar eden bir durum söz konusu. Bu şekilde kaç tane birim kare vardır diyor. Her bir grupta 6 tane birim kare var. Ve 60 tane grup oluştuğuna göre 60 çarpı alttan 360 tane olduğunu söyleyebilirim. Ha bir de unutmadan şu son 3 tanesini demiştim ya. Lütfen onu da bunun üzerine ekle. Bunu unutma. 363 benim cevabım olacaktı. Doğru cevap ise C seçeneğidir sevgili gençler. Evet. Artık bir şeyi 40 defa söylersen olur demiştik ve 40 defa işlem becerisini tekrar ettik. Aslına bakarsan bu bizim ikinci bölümümüz ve 80. sorumuzu çözdük. Artık bundan sonraki konularda sevgili arkadaşlarım görüşeceğiz. Yine bu videoları şimdi şeylere bakmayın izlenme sayıları falan işte çok izlenmiş az izlenmiş. Bu videolar çok izlenecek arkadaşlar. Bu serinin kıymeti daha sonrasında bilinecek. Çünkü konular ilerleyecek. Öğrenciler yani sizler, gençler. Şu an izleyenler için söylemiyorum bunu. Ee, konu eksiği olan öğrenciler, konularda illaki herkes eksik hissedecekler. Zamanında ben de hissettim. Ben kendimi çok büyük bir matematikçi olarak görüyorum fakat benim de zamanında bir öğrenci olduğumu unutmayın. Ben de artık sizler gibiydim arkadaşlar. Ve benim de eksiklerim oluyordu ve bu eksikler oluştuğunda ben kimse bana 40 soru serisi diye bir şey çıkarmıyordu benim karşıma. YouTube bile yoktu. Bir hocamızla oturup özel ders hiç almadım hayatımda. Yani bir hocam karşıma çıktı bak şu 40 tane soru gel sana bunları anlatayım konuyu derleyip toparlayalım düzenleyelim biçimleyelim. Bunlar artık senin kafanda mağaza olsun demiyordu. Bak ben size söylüyorum. Ya o kadar düzgün o kadar güzel ki şu an sizin işleriniz. Bunun kitabı bile var ya bu kitabı alıyorsun tamam mı? Daha sonrasında 40 tane soruyu çözüyorsun. Benle birlikte çözüyorsun. Adam sana bak ne güzel renkli resimli HD kalitesinde hatta 4K kalitesinde. Yüklüyorum arkadaşlar videoları. Bunların değerini bunların kıymetini lütfen bilin gençler. Tamam. Ve son olarak abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.